Videoyu durdurmayacağım bile bak gel. Gel bak gel. Gel bende. Merveciğim şimdi öyle deme. Ben de bir canım. Bu durdurma sayılmaz bu arada. Ben de bir canım ama ben canlı yayında izlemelik canım. Ekran. Neden ekranla gidiyorum? Çünkü kurgu yapacağız Aa. tatilde. Tatile gitiyor yok biz. Sedacığım, abi laptopla çok gitseniz. Saat 7 sabah. Siz ne yapıyorsunuz? Sabah sabah sordum soruyorum. Ha bir dakika, bu video o zaman bir önceki videodan daha eski bir video aslında. Burada daha yeni gidiyorlar gibi sanki. Evet. Bavulumu açık unutmuşum. Şimdi işin en zor kısmı. Bavul yerleştirme. Hadi evet, bakalım. Cancık. Size Cancık'la video çekeceğiz. Kimdir? İnşallah o... Arkaya önce küçüğü koyman şişme oyuncaklardan ben de hatta yayınımda alacağım. Mantıksız. Yani arkaya koymayacak şeyler konuyor. Arabanın Aa, rengi çok güzelmiş de abi arabayı bir yıkatsaydın. Yanlamasına dik koyabilirsin ama hani yine 106 IQ'un buralarda biraz şey oldu ama. Allah Allah. Neyse. Her şey Utku'yla Pelin'in kaç bavul geleceğine bakar. Bir galiba geliyorlar büyük. Ama ufak çantaları da var. Her türlü sığdırırım ben ya. Sığar abi sığar sığar. Mantık olarak önce büyük bavulu koyman arkaya her i̇şte, şeyin çözümü olurdu ama yine de ben sen... Benveyn var derdin var abi. Bir tık pırıltı istiyorum bir tık. Bir daha çıkarım. Aman aman. Muazzam saçma bir şey yani bu. Çıkıyormuş zaten. Böyle. İttirince bu buraya abi sığmadı. Abi onu öyle ya. Koyma onu yan. Sığdı ya. Yan. Yani bir, bir daha yan abi. Bir şeyleri çözmemize yardımcı oldu. Bak şurası boş kaldı ama şurası boş İçindeki kaldı. Bilmiyorum. Türk kahvesi makinesi götürdüğümü biliyor musunuz? Oha. Şimdi Utku'ları almaya geldik. Hadi bakalım. Tatlılığa bak ya. Yazlık girl. Ben mi? Tabii. Tatil girl. Ben var dün... Lokates tatil. Tamam bu durdurma sayılmasın. Ben dün dedim ya bir şeyler yerken böyle çok boşta kaldım. İzleyecek bir şeyler bulamadım. İşte o MasterChef'i taş çıkartan bilmem ne videosu diye bir videoları vardı bu işte. Otelde yemek tatlı yaptıkları, yemek denedikleri falan. Orada gördüm ilk defa Utku'yu bu arada. Daha önce hiç gözüktü mü kameralarda bilmiyorum ama ben ilk defa orada gördüm. O da bayağı tatlıymış ha. Yani yurdumdan değil. Tercihlerim o şekilde değil Utku'cum. Ben şükür mutluyum karşı cinsinden hoşlanıyorum ama yani... Arkadaşçıl manasında tatlılık demeye çalıştım ben yani. Gözleri çok iyi ama evet. Benim gözlerim böyle kahverengi, bok rengi. Mavimsi galiba onun. And look at this tatile... Utku Bey Rizeli mi? Güzel kanım o yüzden çekmiş demek ki ya Erman. Geçen videolarda diyordum ki... Ya Çeşme Bodrum'a hayır abi ben dinlenmeye gidiyorum diyordum. Beni ne yaptın? Tamam yönelim diyelim. Tercih değil yönelim peki. Sakin yer seviyorum dedim. Bu sene ne yaptın? Ha tercih ha yönelim ya. Vlogunu çektik önemli ya, olan niyet Ceyda değil mi? Ceyda dedi ki bu sene burada tatil yapalım dedi. Benim bütün mottom, hayat enerjim ve kararlarım değişti o anda. Tabii karıcığım yapalım dedim. Evlilik böyle bir şey Ceyda. Pardon evet. Sen nerede yapmak istiyordun? Geldiler. Oha! Geldiler. O var o var. Tızdırırız. Al onu. Onu yan yatır. Yani bana boş dediğin bu mu? Olur mu? Ben oraya öyle saçma sapan şeyler koydum ki onları çıkarttığın zaman yer olacak. Yan. Öyle değil. Oba! Yapıyorlar Abo! Bu işi. Sporu yapıyorlar. Kimizin de beli sıkıntılı olduğu için. Sığmaz ki bu. Nasıl sığmaz? O ne o minicik onu arka koltuğa koyun onu. Tamam. Şu ortaya atıyorsun abi. Ha, zaten bazı şeyler arka koltuğa kalmış. Belin koskoca bavul yerleştirdi kız. Daha ne? Evet. He oraya açamadım. Abi bir de böyle... Ha? Uzun yolculuklarda arka koltuktan ben acayip sıkıntı yaşıyorum. Yani ben mesela araba kullanmaya başladığımdan beri özellikle ön koltuk abi. Ben ön koltuk sevdalısıyım. Arka koltukta oturacaksam da arka koltuğun ortasında oturup önümü görebilmem lazım. Yoksa midem bulanıyor abi. Peki Fırat'ın Ceyda'ya asla Ceyda diyememesi. Ne bileyim. Niye ki? Aa Serdar Mutlu hoş geldin. Son Eren 100 bit yollamış tercih değildir diyerekten. Ya tamam tercih değildir de tamam da yani ben şimdi onu öyle dedim diye bu bir tercih olmuyor zaten. Niye buna duyar kasılır mı? Benden bahsediyoruz arkadaşlar. Alo. Alo. Benden bahsediyoruz arkadaşlar. Bana da mı? Bana da mı böyle yani? Önemli olan niyet değil mi? Ne söylediğin önemli değil bence. Önemli olan niyet yani. Ha tercih demişim, ha yönelim demişim. Ben kanalıma Pride emotu koymuşum. Sizce eğer böyle bir şey desteklemesem niye emotunu koyayım? Allah Allah. Siz alışmışsınız arkadaşlar homofobik insanlara. Herhalde her yerden bir duyar, her yerden bir duyar olmuş. Hiç gerek yok böyle şeylere. Duyarı hakikaten duyar yapılacak insana yapacaksın. Efendim XET1N canını sevdim abi çok okuyamıyorum nickini. İkinci ayında kademe bir aboneliğiyle gelmiş. Hoş geldin canım Zetincim.
aramıza. Hayvız boylar, ikinci ayında senin için chatte diyorum, balımsın diyorum, öpüyorum diyorum. Bu arada Fall Guys'a geçtiğimiz zamanda da belki abonelerden mabonelerden böyle birilerini çekebiliriz. Kafamıza göre artık yani. Belki tek oynarım. Belki derim ki şişt, gel hadi gel dörtlü girelim falan filan. Hani aklınızda bulunsun. Tamam? Tatile mükemmel yağmur yağıyor. Tatile bakınız. O araba yağmur yalnız yağmurda çok kayar ama abi. Öyle bir yağmur yok. Şöyle döndüreyim. Yoşi hoş geldin. Boşanırcasına. Boşanırcasına mı? Boşanırcasına. Boşanırcasına da Ceyda işte. Ben bardaktan boşanırcasına diye düşünüyorum. Yani şunun gibi çok yağmur yağıyor. Senden boşanıyorum. Jekyll'cim hoş geldin. Gel balım. Boşayacağız merhaba. Ne anatomisi kral. Çünkü bitecek. Daha bir kere daha. Ben her zaman 50 liralık alıyorum. Şaka şaka arada fulluyorum. Ama arada. Böyle bir arabanın. Ben de çekileceğim. Arabanın böyle bir benzin yakması yok. Versene adama mikrofonunu kadınım. Ceyda en az 11 yakıyordur. Her şeyde böyle yani. Ortalama 10-11 yakıyordur. Lense bak, lense bak. Ben buraya bakacağım. Hayır oraya bakmayacaksın. Ben gideyim ödemesine. Kart ver. Sen de orada bak sıcak kahve vardır diyorum. Bak. Niye almıyorsun? Evet, Türk kahvesi de var. Şimdi şundan bir bahsetmek istiyorum. Videonun daha başındayız biliyorum. Daha ilerisinde ne olacak bilmiyorum ama eğer ki yan koltuğa oturuluyorsa burada co-pilotluk yapılır. Ben mesela ne zaman bir yola çıkarsam özellikle uzun yola, tamam mı? Yanımda da Burcu varsa Burcu suyumu aç. Burcu çikolatemi yedir. Burcu şunu böyle ağzıma ver. Raconu budur zaten bunun. Haksız mıyım? Çok sevgili uzun yolu yapan izleyenler varsa tabii aramızda. O yan koltuğun olayı budur abi yani. Oh jeez Rick. Oha Serdar abi 13-18 de ben ortalama 6-7. Uzun yol yaparsam 5. Mesela Isparta'ya gittim 5 küsur ortalamayla. Plütoncum. Görüşürüz hayırlı Yozgatlar, iyi bayramlar. Var mıydı ya? Varsa yazsanız. Maske. Bak bu videoyu çok duyacaksınız. Bana ne o maskeyi gösterdi az önce. Çöp gibi maske almış eline. Şifresi ne bu kartın? Burada mı söyleyeyim? Söyle aşkım. Kurguda sesleriz söyle çabuk. Hayret bir şey ya hala öğrenemedim. Allah. Yavrum canlı yayında mıyız? Niye artık bunu anlamıyorsun ya? Utku ne işe yarıyor o zaman? Oha, adam bunları abi atıyor yani. Ne işe yarıyorum ben? Ne işe yarıyorsun? 3-6 motor. Bunu, yani 2 yıl oldu ben böyle bir YouTube'u ben sanki milyonlar yap birlikteymişiz hep daima gibi hissettim. Karıcığım artık YouTube'u çöz. Çöz çok basit ha. Ben böyleyim. Yıllardır böyleyim abi. Sen ben böylesin. Ben de böyle olacağım. Ya bu da yeni hareket abi. Ay gözünü görmüyor lan ki. Şey söyleyeceğim gerçekten şu an hiçbir şey gözükmüyor ya. Burada gözükmüyor bile normalde daha beter. Şu an kapatıyorum. Bu böyle. Zaten epi topu şurada. Fırtına ne zaman olmuştu ya? 15 Temmuz 16 Temmuz'da mı ne olmuştu galiba? Çünkü Türk kahvesi içmedik daha. En heyecanlandığım şey şu cancık yatak şeyini şişireceğiz ya deniz yatağını. Evet. Cancık deniz yatağı. Bunu şu anda söyleyeyim. Cancığa bineceğim arkadaşlar. Kalem aldın mı cancık yazmak için üstüne? Hayır. O zaman onu alalım, unutmayalım onu. Kalemle mi yazacağız? Neyle yazmak istersin? Kanla mı yazalım? Koşurken içeri dışında çikolata otur Adem, çikolata. Çok kötüm bak bakayım. Çaklatayım bakayım. Üy. Ah! Evin eksiklerini almaya gidiyoruz Ceyda'yla şimdi. Ne oldu? Evin eksikleri her şey. Evde hiçbir şey yok. Evet, arabayı da bu düğün arkadaşlar tam şuraya sürdü. Bir dakika ne oldu anlamadım. Oh my god. Önce duvarın halini bir görsünler dedim. Okay. Sen bir de onun halini gör. Ya aslında çok bir şey yok. Tırnak girmeyince problem olmuyor ya. Bir şey yok. Ya çok bir şey yok. Yani boyanmaz yani. Sadece ufak kuşatırız. Bir de Ceyda en önemli. Bir şey söyleyeyim orada geri mi döndüler arabayla? Ben onu anlamadım ya. Bir şey ne biliyor musun? Ben. Senden ayrı. Şunun önüne yansıtıcı almazsak şu an içine giremeyeceğiz yani öyle söyleyeyim sana. Bir de burası neyse, Bodrum değil mi? Çabuk beyni. Yeni evimize de taşınacağız. Bulduk sonunda. Hayırlı olsun. Çok banko bulduk. İnşallah Kurtköy'dendir abi. Benziyor. Çok benziyor. Sadece bizim ev. Nazar bence de nazar bu arada. Yeni. O kadar tek farkı bu. O yüzden çok rahat. Mutfağımız büyük. O yüzden mutfak karışık vlog. He. Eyvah. Bir yani, orada bir orada diyorsun. Arabayı mı düşürdün? Buldum dur. Yalnız evde elektrik yok sabahtan beri. O yüzden peki mesela bir şey söyleyeceğim. Şu hani mesela Twitch'te atlet giymek yasak ya. Eğer tabii böyle hani denizde menizdeysen sıkıntı yok da. Denizde değilsen böyle memek donun gözükmesi problem. YouTube'da da aynı şey var mı? Mesela böyle bir hafif bir eğilme hareketi olsa ve şuradan bir memek do gözükse sıkıntı olur mu acaba YouTube'da? Bir Türk kahvesi içemedim, gerginliğim şurada. Gece geç gelince yorgunluktan çekemedik. Zaten karanlık oldu. Şimdi çekecektik elektrikleri. Burası Bodrum mu ya? Elektrik yok. O yüzden bir vlog karma karışık biliyor musun yavrum? Dönünce? Ev turunu yaparız size gösteririz. Utku ile Pelin de pin ekliyorlar. Mehmet hep giyiyor biliyorum biz da. Şimdi gümüşlükte ne arasında? Mehmet'in memek doları gözükmüyor. Gümüş koyu mu? Karabunda. Hayır atlet giymek yasak değil Ozi tam olarak. Şu şekilde. Şimdi sporcu atleti böyle giyiyorlar ya. Buradan mesela yan duruyor, buradan memik dosu çıkıyor veya işte sporcu atletini şöyle giyenler bile var yani.
O mimik doların gözükmemesi lazım. Meme ucu gözükmeyecek yani. Sistem bu şekilde çalışıyor. Ha eğer ki denizdeysen, havuzdaysan, hattaptaysan o zaman ayrı. O zaman gözükebiliyor gibi. Erkekler için söylüyorum bu arada. Kadınlar için hiçbir türlü göstermek yasak da yani. Mevki şakası. Buralarda hep canlar var. Hep. Ay tipim falan nasıl aldı. Ya zaten deniz ya. Acayip şu güzel gözüküyordu. Acaba neredeler ya? Sonra orada burada vay efendim çirkin suratıyla çıktı. Atılgancım hoş geldin. Hayırlı oh, bayramlar. Gel, dermiş muradına. Ermiş. Haydi. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Market şeylerinde böyle olur ya. Merdullah yasak normalde. Tamam mı? Bir tane hamburger ekleyeyim mi? O zaman sandviç yapılır. Sandviç ekmeği alsana o zaman. Bu işte sandviç ekmeği. Bundan. Ben böyle aldım suyu. Sandviç tamam. Ekmeği deyince akla böyle yatay sosisli gibi geliyor ya. Bu böyle hamburger ekmeği diye akla geliyor. Bu. Evet. Evet. Her yerde bir alışveriş peşindeyiz. Dün aslında Utku'yla geldik biz. Azıcık bir şey aldık, 1000 lirayla çıktık ya. Artık her şeyin fiyatları çok yüksek. Bir kahvaltılık alalım. Akşam atıştıracak bir şey alalım. Alkol varsa zaten. Ooo yani. Ya 1000 tutmadı da 800 falan. Daha ben mangal alacağım, mangal yakacağım size. Utku'yla Pelin'in romantik bir akşam yemeği sunacağım. Mis. Biraz mum aldım. Çok şükür. Bayağı yani. Dolu bir video bizi bekliyor galiba. Bunlar alıyorlar ya. Bunlar da cancık mıdır ne? Artık eve götürürsün bunları. Bunları götürün canım, ne bırakacağım. Hatıra olur. Birini Utku ya, birini biz alırız. Şey derim, şirket yılbaşı hediyesi derim. Şey alacağım, o kadar. Ne alacaksın? Oturma şey. Böyle bir dünya, hoş geldin. Bir de oturma grubu alacağım, renklerini hiç beğenmedim. Söylüyorlar mı? Tamamdır Eren, bakarız o zaman. Beraber otururuz diye. Ya hadi ben gidiyorum ya. Allah'ım ya. Fırat her yerde beni öğretiriz. Yine mükemmel şakalar. Allah şimdi bensin. Neyse kasadan beni duyururlar herhalde. İşiniz kasada bulunmuştur. Sayın Ceyda kasada da Sayın Ceyda kasada. Küçükken kayboldunuz mu hiç böyle markette? Ben kayboldum. Çok korkmuşum. Çok korktum, çok ağladım ama bir kere falan olmuştur herhalde. Utku Yapeli'nin akşam yemeği yapacağım. Abi bir de. Ha. O yüzden mangal sıçıyorum. Bu yanlış yeri durdurdum. Bir de şey var ya abi, hasta oluyorum ona. Herkes bir kere yaşamıştır herhalde. Küçükken kayboluyorsun, tamam mı? Kayboluyorsun, üzülüyorsun, ağlıyorsun, ediyorsun. Sonra bulunuyorsun. Wow, okey. Sonra anacığın seni buluyor ve bu sefer bulundun diye sevinirken birden annenin neden kayboldun diye çığlıklarını duyuyorsun. Bu sefer bir de oradan ağlamaya başlıyorsun. Bir de oradan sana kızıyorlar. Ulan sanki kaybolmak benim hatam. Tut ulan o zaman elimi. Tut, bırakma be kadın o zaman. Niye bana kızıyorsun ya? Neyse abone geldi. Şimdi birazcık sakinledim çünkü abone geldi. Biliyorsunuz ki abonmanlar beni her zaman sakinleştirir. Bir müzik bitsin ondan sonra okuyayım. Katıldım sende. Efendim öncelikle abonelik hediyeliklerimiz için böyle bir dünyaya, chatte şöyle bir hayvız cömertlerimizi alalım. Sağ olsun 5 kişiyi familyamıza katmış. Bunlar kimler kimler diye sorarsanız da Mr. Mantol, Ömer Abiz, Sirov Sibin, Nurse Zetaş ve Serdar Baran. Aramıza hoş geldiniz canlar. Sefalar getirdiniz Hayvız boylar sizin için. Hayvız cömertler de böyle bir dünya için chatte. Böyle bir dünya. Teşekkür ederim. Kesene bereket, umarım gani gani kazanırsın ve iyi bayramlar diliyorum tekrardan. Evet. Hazırım. Devam. Kullanat mangalmış. Tamam, kullanıp atarız. Olur mu sence? Becerilir mi? Kullanat mangal neymiş? İlk defa duydum. Şıpşak mangal diyor. Bak yanında da öyle bir şey var. Kolay temiz kullanın. Bahçe, piknik, kamp için idealdir diyor. Bence al bir tane. Tamam, bunu alayım. Olursa artık. Olmadığı kader. 3 tane girdi içeri. Aaa! Tiplere bak! Aa, bunlar akrab... Ulan hepsi aynı bunun. Bunlar ya. Kasları evet. Olduğunu iddia ediyor Fırat. Dur hemen girişte bir tane verecek. Gel sana dur. Tamam. Ceyda dedi ki pandemide dedi ev tutalım dedi. Korktu. Ya şimdi evet, tabii ki de doğal olarak her yer kalabalık. Daha henüz bir şey bitmiş değil. Biz de dedik hani böyle uzaklarda bir yerlerde ev tutalım. Çok şükür bulduk bir tane. Yalnız. Utku Pelin de geldi. Üzerindeki biraz sanki kalın değil mi? Sanki böyle birazcık kalın değil mi? Çok sevgili Ceyda Hanım. 5 Cimka, umarım doğru okumuşumdur nickini. 2. ayında şelam yazaraktan gelmiş. 5 Cimkacım çok teşekkür ediyorum. 2 aydır abone olup desteklediğin için aramıza hoş geldin. Sefalar getirdin. Darısı inşallah 2'lerinden 22'lerine diyelim. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Hayvız boylarda tabii ki de senin için chatte. Thank you, thank you.
geldi. Hep beraber böyle şey yaptık. Şirket etkinliği. Eşlerinizi de getirebilirsiniz dedik. Eşleri bu kıyafet değil mi? Ne bu? Ha, biz zaten şirket çalışanları, 3 kişi. Ha, bornoz mu bu? Portmantomuzda. Arkadaşlar ev bomboş, hiçbir şey yok şu anda. Çünkü ilk defa biz kiralamışız. Bilemedim. Bir üstten arınmış mükemmel bir nokta. Evet, ilk biz kiralamışız şansımıza. Çok güzel. Şöyle bir şey var. Bu ne ya? Aa, Mr. Trans, iyi bayramlar sana da abi, hoş geldin. Ooo, buraya biz hiç görmedik. Bayram gelir ellere. Oğlum, oltalar var. E, tutmaz mıyız? Tutarız. Oo, havuzda balık tutamaz mıyız? Tabii. Bir dakika, simit var, gel buraya bak. O ne simitti, öyle balıklar can boğulmasın. Can simidi o. Cibik kadar. Balıklar boğulmasın diye. İçin. Tabii, normalde buraya Allah'ım yarabbim ya. Oo. Ha, Opet reklamıymış. Alfa Romeo reklamı zannettim bir an. Tamam, hadi güldük, eğlendik da reklam, hadi sal artık da. Hah. 8 aile geliyorlarmış. 8 aile ne Ceyda? Oha, abartma. Artık buradan ayrılabilir miyiz? He, 4 aile. 8 kişi gelebilir. Yanlış hesapladım. Burası bir odamız. Burası bir oda. Klimamız var. Burası biraz şey. E tamam, uyudular, ne yapalım yani? Utku bunlar, var. Şaka, normalde dün wow, gece wow. Arkadaşlar. Merhaba Utku. Ne oldu? Ah, nah yaptı. Ha. Yok yok, el yaptı o, nah yapmaz. Dün gece bir saniye. Bakayım. Şunu çeker misin sen? Bak bak. Oturuyorum ha, hiç kıpırdamıyorum. Bilgisayar başında. Ceyda beğenmiyorsun. Belli oluyor zaten aslında. Beğen. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim, şakası bir yana, hakikaten var ya. Ben yaptığım zaman böyle benim buradan bıngılım çıkıyor. Hiç yok onda. Neden böyle? Benim de olsun isterim. Bunu çeker misin? Hiç kıpırdamadan. Benim parmak kaslarım efsane bak. Kim ne yaptı senin? Bak görüyor musun bak. Kalfa bir çek ya bak. Bu sol klik bastığım parmak bak. Kalfını çekme. Bak bak. Ben şeyleri söyleyemiyorum. Görüyor musun bak. Bu ne ya? Sanat. Karıncaya benziyor. Oradaki. Ya. Neyse, burası bir oda. Televizyon yok. Yancıklık olmuş, televizyonu çıkartmışlar. Kendi tuvaleti var. Ben bunu televizyon zannettim. Kendileri yapmak istediler. Utku şunu televizyon zannettim. Söyleyene kadar zannettik ki bir de televizyona priz saplamışlar. Bakar mısın? Sanki televizyona priz saplamışlar gibi gözükmüyor mu hakikaten? Kendi tuvaleti var. Özellikle kendileri yapmak istediler. Utku Zeynep WhatsApp'tan ne yazdı bana? Dedi. Biz ayrı bir tuvalete girelim dedi. O geldi. Allah Allah. Tamam, halledeceğim ben sana. Fiyat olarak da lüks bir otelden ucuz, ortalama otelden yüksek bence. Fiyatını yani söylemeyeyim şimdi, ayıp olmasın. Tamam, fiyat olarak nasıl? Bence söyleyin ya, ben hakikaten çok merak ettim. Burası bizim odamız. Çok belli bizim odamız olduğu. Yani burada mesela siz bilirsiniz, çok sevgili chatimizdeki canlar, bu ne kadarlık bir tatil? Yani genelde çünkü böyle günübirlik değil de, daha doğrusu 3-4 günlük bir haftalık kiralamalar daha pahalı. Hani aylık kiralamalar daha uygun oluyor. Bu mesela böyle uzun, umarım uzun süreli gitmişlerdir yani. Daha öyle da... O ne be, Sonic mi var orada? La Sonic var orada. Niye burada Sonic var? Bilgisayarımızı getirdik. Çok belli çünkü yatağımın başında Farmisol var. Bilgisayarın kutusu. Neden getirdik? Çünkü Utku kurgu yapacak bir yandan. Bunları çekerken kurgulayacak. Doğru. Biz de çekim yapıyoruz. Yani 8 gün Pelin yapıyor. Evet. Burası çocuk odasıymış aslında. Tamam. Duvara bak. Ana, ben yeni fark ettim. Gaming room. Dün gece gözümüz açıldı. Çok güzel ha. Şimdi böyle girip uyuduk hemen. Bayağı güzel. Gireriz. Vete kayıp basması. Balkondan gireceğim. Ama yatak odası olarak bir tık küçük ama zaten hani... Siz, he, oraya git hadi, yan odayı göster. Göster. Tuvalet. Dur da tuvaletimizi göster. Bundan 4 tane var. Adını satayım. Benim House Flipper'da yaptığım şey. Kafası var. Ver göstereyim, ver çekeyim. Bakın Utku kassız mesela, benim gibi değil. Bakın. Yap yap, biraz bu olmaz bu arada. Yakırsaydın Utku'nun maaşından gidecek. Bak bak. Ne alakalı? Bakar mısın ya, bu ne ya? Ceyda, ben oturduğum yerde. Oha! Ne parça olmuşsun Fırat? Oraya doğru tut şunu. Yeah. Orada. Banyo bizim. Bilgisayarı getirdim. Bu videoda bir işbirliğimiz var. Nvidia GeForce'la Game Plus'la birleşerek Türkiye'de bizlere sunuldu. Game Plus'ta Turkcell'in bir hizmeti. Abi benim bilgisayarım hiç oyunu kaldırmıyor diyen adam için bulunmaz nimet. Yani benim bilgisayarım kaldırıyor ama eski bilgisayarın için de nimet. Niye bilgisayarı zorlamıyorsun? Şöyle düşünün. Bilgisayar kiralıyorsun bulut sistemiyle aslında aylık. Oyunun mesela... Yani baktığın zaman bir haftalık 8000 lira diyorsun, tamam mı? Dönem en pahalı dönem. Yani muhtemelen Eylül aylarına doğru çok daha ucuzlar buralar ama şu anda arz talebin en çok olduğu, otellerin tıklım tıklım dolduğu, koronanın daha yeni bittiği ve insanların ev kiraladığı bir dönem olduğunu düşünürsek 8000 lira bir hafta için bayağı uygun. Çünkü buraya yani 4 tane aile gidebiliyor. Sen 8000'i 4'e bölersen aslına baktığında kişi başı 2000 lira yapar. 2000 liraya bir hafta yani bayağı çok iyi. Cyberpunk 2077. Kaldırmıyor mu? Giriyorsun abi. Steam'de... Hatta şu anda bir haftaya iki kişi 14 bin lira 15 bin lira oteller ya. Yani.
kütüphanenle eşleştiriyorsun. Senin yerine oyunu başka bilgisayardan açıyor, sen de oynuyorsun. 10 numara 5 yıldız teknoloji. Hepsinin detayları aşağıda. Geçelim. Bulut ne demek ya? Havada bulut, sen bu oyunu çalıştırmamayı unut. Ama gerçekten ya, ilk teknoloji çıktığı zaman biz şok olduk. Ama işte dünya nereye gidiyor? Ben var inanamadım. Ya nereye gidiyor? Çünkü anlamadın Ceyda. Şimdi Yan Oda'yı göstersin size. Ooo Betül. Tamam. Şimdi tamam. Daha pahalıdır. Tamam. Burası genç olsun. Ben zannettim ki Betül sen şu anda bu video için söylüyorsun. Ben şimdi okuyunca anladım. Biz haftalık kiralamıştık demişsin. Ben zannettim ki bu videodaki ev için 8000 lira o bedava demiştim. Oho sizinkisi o zaman pahalıymış. Muhtemelen çünkü burada basketbol şeysi var. Çek yavrum basketbol şeysini. Ondan sonra çıkma. Ay manzara da manzara be. Burada da bir dolabımız var. Biz kıyafetleri buraya attık. Odalar boş. Hepsini atıyoruz bir yerlere. Aslında güzel yani kullanışlı tamam. Her odada klima var. Yani işte zaten ne arıyoruz ki yani? Aşağıda havuz başında takılıyorsun. Şuradan bir manzarayı çekelim ha. Adam açacak şimdi niye döndüm ben bu tarafa? Sen niye öyle ağrıyorsun? Herkese lazım bu evlerden herkese. Burası böyle bir balkon. Vallahi yemin ediyorum. Wow. Burası bu arada buram buram bodrum kokuyor yani. Buranın bodrum olması lazım. Bu bir ikincisi. Hepimize böyle güzel güzel evler nasip etsin canım Allah'ım amin. Bayram günü, ilk bayram günü aydın. Alalım aminlerimizi. Pelin çok iyi yatıyor bakar mısın? Pelin kendini kapatmış oldu. Tatil girl. Şu aşağısı komple bize ait. İstediğimiz evde kalabiliyoruz. Manzara ne güzelmiş. Bu arada gerçekten güzelmiş. Balkon da iyiymiş lan. Burada mı otursak ya? Balkonda mı otursak? Bence burada kesinlikle burada otururum. Gözükmüyor mu yüzük? Gözüküyor aşkım. Böyle, böyle bakıyor. Utku kameranın arkasına böyle. Burası biraz şey, ne derler ona? Herkese uzak. Burası uzak bir yer. Bakın deniz 500 metre diye sattılar. Sattılar mı? Alacağım galiba. Denize 500 metre yazıyordu. Aha. Aslında 500 metre ama dikine. Yani 500 metre ama uçarak. Ya çok da önemli değil deniz kısmı ya. Ya şaka yapıyorum ama yani öyle yazmışlar. Havuz da tuzlu. Ama denize de girin. Biraz tuzlu olsun. Denize girin ama denize girmeden olmaz. Ya. Hadi aşağı inelim. Geri kalanını görelim. Odaları gördük. Gel. Burcu hoş geldin hayatım. Selam. Burası küçük oda. Heh, anlattık ya burayı küçük oda diye. Gel gel. Videonun en başında bodrum diye söylediler mi Erencem? Erencem ben onu kaçırmışım biliyor musun? Ben gerçekten ben de böyle oluyor işte. Ben kendim bulmuşum gibi. Hani zannedersin orada duydum şu an şov yapıyorum kendim bulmuşum gibi falan. Öyle bir şey değil. Vallahi öyle bir şey değil. Burası diyor küçük oda diyor. Bodrum'un neresi diye ileride söylüyorlar. Ben sana söyleyeyim. Burası neresi biliyor musun bak canım? Burası Bodrum'un Turgut Reis'i değil. Onu biliyorum. Var bir şeyler ha. Ben spor yapsam gelişirim bence. Tabii tabii kesin gelişirim. Kendime ben de hep aynı şeyi söylüyorum ama hiç yapmıyorum bunu. Yapsam olur. Çatısı var bende. Merdivenler. Ya burası bizi bağlamıyor şu an yani. Buraya kışın gelecek çok olan güzel ama. Şömine var. Sonra daş var. Aslan var. Böyle bir köşe yapılmış. Ama burada televizyon koyamazsın burası oraya. Burası TRT'nin evi gibi değil mi? Her yer tuvalet. Ama çok kişi gelip kalacağınız için herhalde şey yapmışlar. Şöyle bir hafta burada kalacağımız için aldık bundan. Bir haftalık. Çok iyi. Sonra burası ne? Burası sizin kıyafetlerinizin olduğu. Ya. Nasıl şişiriyorlar onları ya? Nefesin kesince patlayacaksın ha biraz. Allah. Evet devam edelim. Ben bunlar... en son kendimi böyle kastığım zaman altıma yapıyordum. Sıfır şaka bak ciddi söylüyorum. Gece burada yaptılar tamam bak sonra beğen... Bir bana mı drop girdi? Allah Allah ya. Benim duyanlar chat'e bir kaslı alp yazabilir mi? Böylelikle botlar yazamaz çünkü kaslı alp yazmak zor yani. Bota öyle bir komut veremezsin. Benim duyanlar chat'e bir kaslı alp yazarsa ben bir kontrol edeceğim. Drop var mı yok mu? Merve yanlış yazdım. Burcu yanlış yazdınız. Arkadaşlar yanlış yazıyorsunuz. Allah Allah. İlla ben de mi kalkayım yani bunu yapalım mı? Ben de kalkayım mı göstereyim mi kasayım mı kendimi? Yapayım mı? Yapmam. Neden? Hala buna hazır değilsiniz. Buna hala hazır değilsiniz. Yememişler gece öbür odaya yatmışlar. Ben de dedim ki o tuvalet kullanayım. Bam diye bir daldım bunlar uyuyorlar. Ne yapıyorsunuz da burada dedim kapattım. Her yere girmişler ya. Odada eşyaları var siz şey olmasın diye girmiyorum. Aslında bu oda çok güzel. Ferah. Evet, Galip böyle hoş geldin. Ama yan tarafta bir şey çalışıyor. Zvortma gel ayıp be. Pantera. Şey, eyvallah şey Pantera bu güzelmiş. Aa, yemiş. Bu cancıklar hep tuvaletli odayı seçmişler. Bak ya tuvaletleri bak. Var ya. Ebebeğin banyolu.
Gel gel ya, zaten buralar uyumalık ya. Giriyoruz, uyuyoruz, bitiyor. Adam suratına kapatıyor çekim yapılırken. Çünkü elimle hep ışıkları kapatırım. Sonuçta elektriğe ben gelen zammı biliyorsunuz. Alışkanlık, ben de full öyle abi yapıyorum. Abi zam geldi, yalan mı? Elektriği kapatacağım. Evet artık biraz fazla geldi be. Yapmayın. Dur bir saniye, siz de devam edin, ben bir gidip geliyorum hemen. Workstation'ı. Dinliyorum. Burada kurgu yapıyor, hatta açıktır şu an. Açık mı lan kurgu? Bak bakayım. Yapmaya başlamış. Ben onu kesin dokunursam bozulur. Bakayım. Daha başlamış. Geldi bu video çoktan. Sitem videosu. Onu yapıyoruz şu an. Bu orada. Yalnızca sitem. Ondan sonra... Ya aslında gerçekten şu an ev hani böyle yaşayan bir ev değil hani baktığınız zaman, ama temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kalacak yer kafası. Temel ihtiyaç karşılayan ev. İki katlı full deniz görüyor. Temel ihtiyaç nedir aşkım? Uyumak, yemek yemek. Bir katlı da olsa aynıydı, iki katlı. Bu bildiğimiz işlerden değil. İki gün içinde iki ceset bulduk. Bir katili yakalayabilecek donanıma sahip bir insan. Nasıl adam kesilir biçilir dersi mi vereceksin? İki katlı da olsa aynıydı. Yok yok, güzel. Geldim. Demiş. Eşya evet. Olarak diyorum ben. Ha öyle ev demiş. Şimdi arkadaşlar. Ben şimdi bir ayna karşısına geçtim. Tamam mı? Yaptığım izlenimlere göre bacak kaslarım mevcut. Bacak kaslarım mevcut. Kol kaslarım da dokunmadan anlayamazsın. Ama dokunursan içindeki cevheri görebilirsin. Tricepslerim yine görüntüde çok olmasa da kendileri mevcut. Memik dolarım birazcık beni bırakma artık, beni bir sıkılaştır diye bağırıyor. Yani genel olarak sadece bacak diyebilirim. Ha Merve. Vallahi var filtre, bacaklarımı gösteririm. Bacaklarım konusunda iddialıyım. Bir şey yok. Ya ne yapacağız zaten, anladın mı? Gıybet köşesi. Koltuk. Vücudumun en ince yeri bacakları. Bacaklarım incedir. Yani benim vücut şöyle geliyor böyle. İnce bacaklar, mükemmel bir popo ve şurada bir bel. Bak o... O simit şöyle, sonra böyle de. O kadar da değil de hani şöyle, şöyle. Ya. Sehpa, çekim ekipmanları. Her odada klima var, o çok iyi. Hayır, filtre kafe, beni kandıramazsın. Buraya kalabalık geleceksin abi. Evet. Dibine kadar eğlenirsin. İşte cipsler, bir buraya şeyler 4 falan tane. Buradan çay yapıyoruz. Bir de kapılı arkadaşla geleceksin. Ama taşınabilir internete. Elime böyle iyi anlaştın kapılarla. 20'de upload aldık. Buradan video yükleyebileceğiz. Ya ince belli bardak. O kadar da değil ama. Ceyda oyun oynamamıza pek yaraşmıyor. Hayır. Tabi oynamayacağız Utku, değil mi? Oynamayacağız. Gameplus.com.tr/oyunlar listesinden bütün oyunlara bakabilirsiniz de 1000'den fazla oyun kaç var. Kaç tane oyun var diyecektim, şu an merak ettim. 1000'den fazla oyun var, evet. Ama aradığınız oyunu oradan bakarsınız bu var mı diye. 100'den fazla free oyun seçeneği var işte. CSGO'su neydi ondan sonra, Valorant olur, Apex olur. Var mı bildiğin oyun? Şey olur, Feritlerin oynadığı oyun neydi? Valorant. Yani. He Valorant. Ama senin sevdiğin oyunlar da var. Overcooked. Bak şimdi neyse, burası bizim işte burası. Burası mutfak. Şurası mutfak. Aslında her türlü bir eşyası var. Bu kadar gözükmüyor bende. Eda beğenmiyor ama minin siz beğendiniz arkadaşlar. Ne ben beğendim, beğeniyorum. Ben seni beğendim, aldım beğendim. Aşkım hep göbekli mantıklı ve kiloluyum ya. 2 dakika kaslı hissettim kendimi. Bazı yerlerini ben yeni gördüm. Çünkü o daha dinlenemedik ya, o toparlayamadık. Ayrıca böyle şeyler kalabalık olur. Ne dedim ben ya? Ne diyorsun, ben de bilmiyorum. 4 saatte zaten geçirdiğimiz vakit hep burada geçti. Şu salıncak güzelmiş. Çok güzel salıncak. Bunu ben beğendim. Aa! Çok sallama da düşmeyeyim. Ayaklarını kaldır. Mobilyalar falan yalnız bir şey oldu mu? Ev yepyeni, mobilyalar çok kaliteli ve yeni. 10 numara yer olmuş yani. Güzel reklam almışlar. Alırlar abi. Ya alırlar yani. Ama tatilde oyun reklamı umarım oynamışlardır Utku ile 3-5 bir şeyler de görürüz bari. Ya bir de buralar biraz izbe yerler galiba. İzbe mi? Aşkım yolların hiçbiri tamamlanmamış yavrum. Ne yaptın yavrum? O zaman burası Bodrum'un şehir kısmından uzak. Ama neresi olabilir bilemedim. Çok güzel. Çok Bodrum bilmiyorum. Ya o zaman Ceyda'cığım sırası geldi. Ney? Havuza atlayacağız. Woo! Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Aa, burası çok iyi. Zaten abone. Bunlar candır. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar geliyor, videoyu izliyor, keyif alıyor. Bir abone olan, iki yorum atan bunları sevindiren yok. Hep kendine. Şöyle aşağı indirip şey yapmıyor. Cancık. Canlar mükemmel. Burası bir çok güzel olmuş. Beyaz geliyorlar, bronz gidiyorlar. Cancıklarsa yanarlarken farkında değiller ama üzerlerindeki yüzünden bu şekilde yanıyorlar. Ben cancık değilim. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Fırat abi vücudu gayet iyiymiş. Düzgün kilo almış en azından yani. Benim şuralarım çok kötü. Bak şu bölgelerim çok kötü ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi
Twitch'te Memikto göstermek yasak dedik ama Fırat abinin Memikto'su yasak değil değil mi? Sonuçta burada denize havuza giriyorlar yani. Neden uzun çoraptaki Fırat Alvar? Ceyda, kısa çoraplarım nerede olduğunu söylemedin. Uzun giydim ben, umurumda değil. Asla sormadın. Söyleyecektin. Bu da benim serseri serbest style'ım. Fırat ne yaptın? Ben gömleğe bayıldım. Çok mu kötü anladın? Sen nasıl istiyorsan da biraz komik oldun. Gömleğe bayıldım. Gayet güzel oldu. Sence de komik oldun. Hayır gayet güzel, gayet güzel. Utku doğruları söylememiş orada. Galip Gol 4. ayında Twitch Prime üyesiyle gelmiş. Kurban bayramınız mübarek olsun efendim. Abone olup et yemeye kaçıyorum hemen mi demiş. Neyse 4. ay kutlum, tatlı olsun nice nice kavur şeylerine, 4. aylarına, 44. aylarına teşekkür ederim. Sana da hayırlı bayramlar. Ben de istiyorum kavurma. Ay böyle var ya bebek. Sen gelmiyorsun Fırat. Şoför benim. Hadi gidin. Ver anahtarı. Hadi gidin. Yalıkavak'a kadar gidin. Nasıl giderim var ya, şoka girersin. Ya o arabayı kırarsın. Gerekirse. Benim değil mi? Hep beraber benim değil mi? Hep beraber benim değil mi? Benim değil mi? Videosu var mı? Neyse benim şurada çek. Ama bir tane pembe çiçek bulup önünde çekilmem lazım. Ağa çiçek. Ağa çiçek benim İlgar Hanım'a giriyor. Bak şimdi. Bunu bak. Bunu böyle çekiyorsun. Facebook'ta alta büyüklü küçüklü ne yazıyorsun? Ben daha 18. dakikada mıyım? Hayır, bu işte bir yanlışlık var. Bir şey söyleyeceğim, bu işte bir yanlışlık var. Ben en az 40 dakikadır izliyorum. Bu videonun 40. dakikada olması lazım. Hayır. Hiç alakası yok bunun. Bunları nasıl çekiliyorsunuz aralar hep bunların içinde? Bu daha mı işin? He? Bunları ters giymişsin. Evet. Ama kardeşim bak, Katy Perry ile Orlando Bloom Bodrum'daymış. Hayatta hiç alışamadığım, hiç anlamadığım ve hiç sevmediğim şeylerden, yegane şeylerden bir tanesi babet çorabı abi. Ben babet çorabı giyen insanları anlamıyorum. Nasıl rahat ediyorlar hiç anlamıyorum hele yani. Ve çorap dediğin, tamam çorap dediğim, ayaklarımı göstermek istemiyorum ama ya en azından o bilekteki, o bileğe gelecek, ayak bileğine kadar olacak o çorap ya. Vallahi ne bileyim Zehra, ben hiç yani hiç rahat edemiyorum. Ayaklarım da sığmıyor zaten. Benim ayaklarım için bir babet çorabı daha yapılmamış, piyasaya getirilmemiş galiba. Giyene bu arada saygım sonsuz, her zaman olduğu gibi. Benim her şeye, her farklı düşünceye saygım sonsuz. Ama babet çorabı gerçekten kıçım yesin. Affedersiniz ama babet çorabı bunu hak etti. Bu arada bir de diyorum ki, şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. 22'sinde bir avşaya gideceğim, 25'ine döneceğim ya. Döndükten sonraki ilk cuma günü 12 saatlik yayın patlatmadık mı? Hem de üstüne bir de dominalı. Silibü penguen, benim hiçbir çorabım bu zamana kadar bileğimi kesmedi. Bazı bacıları görüyorum. Mesela bir tanesi canım, sevgilim Burcu, o da mesela böyle o kadar ince, o kadar böyle yapışan bir çorap giyiyor ki o bileğini böyle sıkıyor. Ulan ondan damardan kan geçmez, öyle de çorap giyilmez ki. Çorap dediğin bol olur, bilekte olur, rahat olur aga. Bu kadar yani. Bu kadar. Evet Erva, bir 12'miz var gibi. Geldikten sonra bir buluşma 12'miz var gibi. Avşa'da yayın açar mıyım? Onu çok düşündüm. Yani bu 4 gün, 3 gün içerisinde. Ya muhtemelen açmam ya herhalde. Merve Durmaz Kademe 1 ile 2. ayında buralarda durmam değil demiş. Neyse bu şakayı yapamadım, kendime yazıp yapamadım yani, bunu çok özür dilerim. Merveciğim çok teşekkürler, 2 aydır abone olup desteklediğin için umarım buralarda durursun. 2. ayın kutu tatlı olsun, darısı 22. aylarına diyelim. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Hayvız bıylar senin için chatte. Ah. Okay Orlando. Yeah. It's a Turkish traditional style movie. Hayat ne gösterecek hiç belli olmaz. Bununla mı çıkayım insanlar? Babet socks. Nedir ya? Balet gibi. Allah oldum. Orlando Bloom da bulmuş da bulamasın. Ben gitmişim yatına, daha ne istesin? Orlando Bloom da yatına kaldık. Yatına kaldık. Orlando Bloom'un yatında kaldı. Yatına kaldı. İçerinin adı da işte, yatında kaldı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Orlando Bloom'un burada ne işi varmış peki? Allah aşkına çek bak. Gerçi güzeldi burayı, burası. Burayı çek yavrum, orayı değil. Sadece şurada trafik var, şu kadar yerde. Neden? Oo. Neden ne bilemeyiz. Polis falan geliyor ya. Kaza var herhalde. Aa bir şey olmuş. Aynen. Onlar mı o? Kavga mı oldu acaba? Kaza olmuş. Birileri birileriyle kavga etti. Cancıklar.
Lütfen görelim. Hep heyecanlı oluyor bu tarz şeyler. Utanırım, evet, utanırım ben. Ben utangaçım yavrum ben sosyal hayatta. Beni şey yaptı, beni konuşturmayın. Sor be. Utku sor. Hadi sor. Dondurma yer miyiz? Ray Yusum 100 bit yollamış. Herkese sağlıklı, mutlu, hayırlı bayramlar. Bu da Alp'in minik bayram hediyesi olsun. Öpeyim abi, öpeyim. Öptüm. Teşekkür ederim 100 bit için. Thank you. Senin bu trafikteki pozitifliğine yirin yirin yirin. Bir dakika bir dakika. Jandarma indi ve fotoğraf çekti. Eyvah. Kaza işte kaza. Orlando Bloom orada. Bir dakika. Kutulardan koyuyorlar. Kesinlikle Orlando Bloom abi. Kesinlikle Katy Perry'ye biri yan gözle baktı. Orlando Allah Allah. Bakmış olabilir abi Legolas abi. Ben bakıyorum ya. Dayanamıyorum ya. Fırat Albayrak müdahale etmeye gidiyor arkadaşlar. Yardımcı olacağım arkadaşlara. Bak bak gelişe bak. Büyük iş başardın. Ne oldu? Ne oldu? Hallettik biz. Yalık ama başka bir iş var mı dedim. Yok açacağız açacağız bekleyin dedi. Ne olurmuş? Ambulans kendine göre birine bir şey olmuş ama oldu. Böyle maçta da olabilir. Ambulans. Ona ben de bakıp geleyim bir. Fırat'ın bak şuna. Etiketini çıkarmak. Abi bir şey söyleyeceğim. Araba duvara mı girmiş yoksa araba kenara mı çekmiş polis gelecek diye ama böyle bir kenara çekme yok yani benim bildiğim. Bu araba duvara girmiş gibi daha çok ama. Muhtemelen şu evde falan bir şey oldu yani. Geçmiş olsun ambulans ona gidiyor herhalde. Ali'cim hoş geldin. Artemi Elbat Mücahit. Yeni Nikin hayırlı olsun. Hoş geldin. Fırat. Gel buraya. Şortunun etiketini çıkarmamışsın arkanda. Ha öyle mi? Nerede? Gel diyorum gideyim. Ne bileyim ben. Rahatladın mı çıkardık? Relaxed. Ya, karıcığım şey ya. Alkol üflettiriyor. Bir dakika alkol mü üfletiyorlar? Aa. Bir dakika çıkma Laurenti ya. Kaza yapan şoföre. Ha tamam kaza işte doğru. Arkadaşlar anlatıyorum çok mu lazımmış gibi. Gözlüğü çıkar ama. Gözlükle gidince zaten jandarma dedi ki sen dedi dolandırıcı mısın dedi bana. Gözlüğüm ve gömleğimle tam bir dolandırıcıyım. Bodrum'daki aranan dolandırıcı mısın dedi. Kavga mı çıkıyor peki bir de üzerine? Kavga var galiba. Tut şunu tut 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 şunu tut şunu dur şunu dur dur. Dikkat et. Ya yalan da iniyor geri gelecek şu an. Sanki çok lazım anlatayım şimdi arkadaşlar. Ölü yaralı gibi durumlar yok. Arabalar pert. Arkadaşlar tabii stresli. Herkes gergin. Elleri ayakları titriyor. Korkmuşlar. Durum o yani. Allah'a şükür hiçbir sorun yok yani. Mala gelmiş cana geleceğim. Oh my. Yedik geldik. Güzel. Birazcık daha burada vakit geçirebiliriz. Hiçbir sorun yok yani mala gel. Güveçte karides, ahtapot bayılırım. Şurada bir atom seziyorum. Yalnız bu masada bir şey eksik. Bu masada bir şey eksik. Beyaz, sıvı. Ay, Alp interaktif oyun tekrar ne zaman gelir? Böyle gerçek film. Valla yeni bir şey çıkarsa gelir Ali. Ayran ayran her var. Ne sandın sen? Turkish ayran. Yedik geldik. Güzeldi. İşte Katy Perry ile Orlando Bloom da dediler sizden 5 dakika önce buradaydı. Şimdi dedi Katy Hanımlar dedi. Ah dediler. Be. Onları masaya alalım siz dediler. Orlando beklemiş benim geleceğimi duymuş. Bir 30 dakika daha 40 dakika daha oturmuş. Sonra baktım gelmiyorum gitmiş ama. İşte Allah. Demiş ki yani kendisini beklediğimi söyleyin. Abi tamam dedim yani. Bir ara görüşürüz. Yarın bizim kaldığımız biçe geleceklermiş. Onlar böyle şeyler. Hadi bakalım. Katy Hanım'a bayıyor beni bayıyor adam. Ya bir şey soracağım. Katy Perry ile Orlando Bloom beraberler mi? Ben bu muhabbeti bilmiyorum ya. Karşılaşmadık ne zaman konuştuklarını biliyor musun ki? Ha doğru. Ama daha önceden ben maillaşmıştım. DM'den konuşmuştum ben onunla. Yok benim yatımda yat turu yapar mısınız? Ben yat turu deyince bizi gezdirecekler sandım. Aa sağ ol kardeşim olur dedi. Yatın içini gezdiriyor. İyi içerik çıkar bizim yat çok büyük dedi. Nasıl yani dedim. İşte oda oda gezeceğiz ya dedi. Meğer bu adam çocuk mu yaptı? Bir dakika. Ah! Video gitti geriye ben hiçbir şey yapmadım. Bir tuşa yanlışlıkla basmış olabilirim belki ama onun dışında hiçbir şey yapmadım. Video nerede? Video burada. Tamam. Dedesinden sonra. İsmini sonradan değiştirdi değil mi hocancık? Tabii onu. Bir dakika. Katy Perry. Orlando Bloom. Aaa. Ne bu kocaman çocukları var bunların. Çocuk yaptılar demişsiniz. Bu çocuk. Ooo. Aa bak Türkiye'de. Bu nerede? Bursa mı? Yok canım. Bodrum, Bodrum. Ey yavrum Orlando Bloom. Görüyor musun? Hep bizim buralarda tabii ucuz. 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 Güzel. Daha da ucuz. Daha da güzel. Önceki eşinden mi? He. Bir dakika şimdi bu adamın eskisi mi kadının eskisinden mi?
Fark etmez ama meraktan soruyorum. Bebek onların ama. Vallahi Orlando abimi Bodrum'da görmek isterdim ya. Yani bir selfie'miz vardı şöyle şu şekilde falan böyle. Vardı vardı. Bir vardı fotimiz de neyse. Katıldım sen de. Benim bir de şu değiştiği için şunu bir yerine koyma. Alışamadım kendimi sol üstte görmeye. Şöyle şuraya alalım. Heh. Efendim 07 Gazi 19. Kısaca Gazi diyelim efendim. Twitch Prime'si ile aramızda. Gazi'cim çok teşekkür ediyorum. İlk ayında abone olup desteklediğin için kanalı. Aramıza hoş geldin. Sefalar getirdin. Hi Vizboylar senin için chatte diyelim. Buyursunlar. Sen yanlış hatırlamıyorsam yayının başlarında F1 sormuştun. Ona da hayırlısı diyelim. Çok güzel oyun bu arada. Ben arada bir multiplayer oynuyorum. Yayın dışı. Bakalım. Belki görürsün Discord'da Discord'da. Gelirsin sen de katılırsın eğer oynuyorsan. Orlando bölüm. Orlando'nun Miranda Kerr ile olan oğlu. Aa. Miranda Kerr ile de Katy Perry kanka mı? İşte bir tek entrikalar bizde yok. Gurbette de entrika çok fazla. Yabancıda da entrika çok fazla. Bloomberg ile mi? Osman Bloomberg ile ya. Neyse Legolas, sen takıl keyfine bak. Şimdi okey oynayacaktık. Çünkü geç okay. Oldu diyen sizsiniz ama. Ulan bu gömlek çok iyiymiş. Sen bilmiyorsun ya. Renkli mi oynayalım, renksiz mi diyorsun? Bilmiyorum diyorsun. Yani. Renkli mi, renksiz mi dedik, böyle bakıyor Utku. Ben dedim ya onu şimdi. Bir de ben değil. Sen yerken biz yoktuk ekranda. Biliyorum renkli renksiz hayatında oynamamışlar. Oynamamışlar. Kırmızı siyahta dört... Abi renkli ne? Şimdi ben söyleyecektim ama ya. Çok neyse fazla tamam. Fazla oluyorsun diyorum. Böyle bakıyoruz. Bu diyor ya yok ben salça ekmek bilmem. Bu var ya bu cancık. Nasıl adam? Bunun yazlıkları, evleri, yatları, katları. Bunlar böyle oğlum. Yap yavrum. Bunlar böyle. Yıllarca sizi yedi. Bak geldi. Bak şimdi hangimiz daha zengin duruyoruz? Benim dızcı gömleğim yok. Bir de şunun milyonluk az önce bir çıkartmış bir beyazlı gömleğine bak. Bir şunun suratına bak. Milyonluk surat. Bir benim suratıma bak. Antepli belediye otobüsü. Bak belediye otobüsü. Belediye otobüsüne iniyorum. Sen Porsche'dan iniyorsun. Brocuğum sen direkt zengin kastısın. Diziye girdin. Patronun oğlusun bak. Bak neto. Bak ben iyi adamım. Mahalledeki arkadaşı İsmet. Arada dayak yiyorum, üzülüyorum. Muhtemelen bunun adamları beni dövüyor iş aramaya gittiğimde. Ben o İsmet ya. Ailenizin temiz çocuğu. Mahalleye AVM dikmeye çalışan müteahhitin oğluyum. Ben de kendimi İsmet gibi hissediyorum. Bir şey de okumamış. Üniversite okumuş. Bunun şirketinde. Bak bunun şirketinde. İşe girmiş olan. İki dakikada. Ama başarılı. İki dakikada senaryo yazıldı şu an. Kötü davranan karısı geldi. Bak. 50 bölüm sonra Pelin iyiliğin yolunu bulacak. Bunlar kanka olacaklar bunların. Biz Pelin'le böyle olacağız o zaman. Yok sen hep kötü adamsın abi. Sen zamanla... Sen 50 bölüm. Seni çıkartacaklardı 45'te falan. Kanka senin şöyle sen bir sahnen var. Bu çok önemli. Yatta sinir krizi geçirip etrafa viski fırlattığın bölümün var senin. Tabii. Bu arada ten bunu yaparken... Ten yaparken. Yatın alt katında da ben kanlar içinde İsmet ben. Dayak yemiş olarak duruyorum. Başrol abim Kerem Bürsin geliyor beni kurtarmaya. Seninle kavga etmeye geliyor. Tam o gelecekken senin yapacağın pisliği yeni iyi olmuş olan Pelin Ceyda'ya söylüyor. Ceyda'nın asıl aşkı. Yeni kötü olan Ceyda. Hayır sen kötü olmadın. Niye ne kötü zaman sen ben kötü oldum? İzik mi? İzik. Sen Kerem'e haber veriyorsun yapacağı pisliği. Çok iyi. En sevilen orijinal içerikler Blue TV'de. Ama reklam Yeşil ya. Yeşilçam. Yarım kalan aşklar. Görüşürüz. Bu arada seni asıl seven de benim İzzet. Ama sen dönüp İsmet bana bak. İsmet değil mi senin adın? Doğru benim adım İsmet. Bir saniye ben ne zaman kötü oldum hep iyi mi kaldım? Zaten ya muhtemelen... dizide iyi karakter hiçbir zaman tuttuğunu görmedim daha yani. Karıcığım zaten muhtemelen diziye final verecek zaten ortalarında bir anda bitecek. Biz kaçak gelinlerde nasıl bittiğini anlamadan uçuyor. Öyle bir geçer zamanda Ömer vardı. O çocuğa ne oldu ya? O çocuk büyüdü bu arada biliyorsunuz değil mi? Doğru söyledin mi? Ömer miydi çocuğun ismi? Tam hatırlamıyorum. Öyle bir geçer zamandaki şey olan işte. Pıfıdık. Ondan aşağı düşüp minik olan. Benim bir tane dizimde arabanın yanına geldik hepimiz. He. Araba patladı. Bir tek ben öldüm. Bütün ekip yaşıyor. İkinci sezonu devam etti. Osman. Hayır hayır gerçek çocuğun gerçek ismi Ömer değil miydi? Küçük Osman'dı dizide ismi. Osman'dı da yani işte gerçek ismini hatırlayamadım. Hadi o zaman yarın sabah görüşürüz. 8 diye konuştuk geceden. Bekliyoruz. Bakalım saat 10.30. Ceyda'nınlar uyanamadılar. Evet günaydın. Bugün ilk defa denize gidiyoruz. Ama 8'de denize de uyanılmaz kisi ya. Fırat kalkmış. Aa Fırat kalktı ne ya? Yani kalkmış işte. Canım günaydın. Çok sıcak. Ama siz güzel. Bırakayım sonra ben eve geri geleyim. O zaman hadi devam edelim. Bırakayım eve geleyim mi? Ooo bu ne güzel. Ne bileyim ben Ömer diye çok götümden atmışım o zaman arkadaşlar. Boş verin ya. Siz beni dinlemeyin. Boş verin. Keyfinize bakın siz tamam mı?
Tamam mı canlarım? Siz keyfinize bakın. Mecbur çiçek. Onu çekin. Ben atıyorum. Bodrum'da oturma izni falan vermiyorlar. Bu çiçekle Allah Instagram'ınızda Allah. En az 4 fotoğraf olmadığı takdirde girerken gösteriyorsunuz. Benim Facebook'umda var. Facebook. Bakıyorlar bu fotoğraftan var. 10 yıl önce Facebook pozum var. Bu benim. Tatilde çekildiğiniz mi? Çıkarken de bir bakılıyor. Eğer bu çiçekle şu tarz fotoğraflarınız varsa bir daha Bodrum'a gelebiliyorsunuz. Ama yoksa eyvah. Kapıda bir işlemle. Ben gelemedim böyle ama. Böyle olsa çok iyi olurdu. Bu ne? Ya sabasaba şu tipimle ya. Aşkım ne intrika mı atıyorsun şimdi bana da? İlk defa denize girmeye gidiyoruz. Allah Allah. Sabah sabah bağırma aşkım ne olur ya. Gördüm I got the ropes and they fall. It's just a comfort you fall. I knock the roots and they fall. It's a fucking... Oru oru oru. As a girl. Oru. Yok Ali zor. TikTok'a girmişimdir beynim. I knock the roots. Honey, honey, honey bee. Ya ne sinir oldum şarkısı ya. Influencer kız yeter. Sen honey değilsin. My honey bee değilsin. Yeter artık. Oraya bir tane içecek bıraktın. İki kıyafetini değiştirdin diye. Honey, honey, honey bee. Bıktım ya, bıktım. Biraz daha yaratıcı. Kacır git. Sana öyle bir tane... Ensellikler kızcığım. Bir ben. Evet abi. Çünkü her zaman bir benim, bunu unutmayalım. İki de işte. O tamam, tamam. Ama bir ben. Ben her yayın başında size şarkı söylemiyor muyum? Söylüyorum. Harcanıyor muyum? Harcanıyorum. Yani o yüzden. Buradan da gelsin. Berfi'cim aleyküm selam. Piknike selamlar. Ben bir tane havuzda şey çekmek istiyorum. Böyle çıkarken saçlar çok güzel çıkıyorlar ya havuzdan. Ben, aha, benimki hep karışık çıkıyor. Reels. Açım da eve gelmedim be. Görmedim ben ya. Yoldaki güzellikleri kaçırıyorum. Şimdi bir ama çekiyorsun. Ama ekrandaki güzelliklere bakıyorum. Hadi bakayım. Evet, geldik şimdi. Bana diyor, size diyor. Biraz kaçalım diye. Hepimize diyor. Geldi. İyi insanlar ama biraz şey. Ne alaka Cedi, neyler? Sen böyle hikaye yaptığın için. Bak hemen bitti, buraya geldi. Şurada ileride teknesi. Çok fazla o tarafa bakmamaya çalışıyoruz. El kolu yapıyor ve zıplıyor falan. Acaba gerçekten o mudur ya? Beni takip ediyormuş Instagram'dan. Mesaj attı, DM gönderdi. Ne dedi? Bak bakıyor oradan ya. Hay. Allah'ım yarabbim ya. Gıcık oluyorum. Hakikaten mi o Erva? Aa! Yapma şunu, yapma Ceyda. Yapma. Yüz buluyor, geliyor. Tabi tabi Artemia. Hemen bitti burada ya. Ha, Keti'yi seviyorum ama bak iyi. Aa, Keti peri erken gibi kız. Gerçekten Ceyda. Şöyle bir sorum var. Eski samimiyetleri kalmadı. Onlar ev değiştirince bozuldu. Storylerde falan atıyorlardı. Orlando Bloom'la Keti Peri'yi mi atıyorlardı? Gerçek hallerini mi atıyorlardı? Bence onlar değildir ya. Şaka yapıyoruz burada. Keti ve Orlando izliyorsa sakın. Ya bak. Karşıdakiler baktı. Alright. Orlando is coming on the beach. Güvenliği mi oldun Orlando'da? Evet. Legolas on the move. Hayır, şey Orlando'nun takma ismi Legolas. Keti Perry'ninki de Kitty Cat. Kitty Cat is coming. Kitty Cat. Kitty Cat is coming. Ceyda Hanım. Evet. Orlando Hanım'ın... Orlando, Orlando Hanım. Special Agent'ım var. Önceden bizi Orlando Bloom'la Katy Perry önceden bizi göndermişler güvenlik, evet, olarak ama biz burada temsili kıyafetiz biz burada. O mu temsili kıyafet? Fark ettirmiyoruz güvenlik olarak. Bu daha güzel temsili kıyafet olarak. Tamam, onlar da buraya geleceklermiş, tamam. Ay güzel Legolas, eğlendim vallahi ya. Katy Perry yolda. Ceyda Hanım. Ne çok güzel video olmuş yoldan yani. Sonuçta gidiyorlar yavrum. Okey. Şezlonglarını hazırladınız mı? Hemen kontrol ettiriyorum. İki kişiyiz Ceyda Hanım, siz kontrol. Bakıyorum. Bakın. Gölgede mi lütfen? Gölgede. Keti Hanım güneşlenmek, Legolas Hanım beyefendi de güneşte durmak istemiyor. Hazır mı? Nasıl yapacağız öyle bir şeyi Fırat Bey? Senin bir ismin var mı? Benim adım Fırat işte. Nasıl yapabiliriz öyle bir şey Fırat? İkisini ayrı yerlere mi koyalım? Hayır. Nickname diyor orada, nickname lazım. Orlando Bey dedi ki Yüzüklerin Efendisi fanlarıyla muhatap olmak istemiyor. Yüzüklerin Efendisi müziği açın ve etraftan buna tepki veren insanları not alın lütfen. Ona göre yerleştireceğiz. Tamam. Yeşe, Yüzüklerin Efendisi'ni izleyen kimse yok burada. Güzel. Tamam, harika. Orlando Bey mutlu. Türk kahvesi istiyor. Denemek istiyormuş. Hazırlatırım lütfen. Mehmet Efendi ile konuştum. Ciddiyete tamam bak ya. Ne alaka Ceyda? Mehmet Efendi kahve seçirmez miydik? Mehmet Efendi'nin burada ne iş var? O da buradaymış bu programda. Tamam, teşekkür ederim. Program. Ya şezlonglaymış Mehmet Efendi. Orlando'nun geleceğini duyacağım. Ben koşmuş gelmiş. Plaja giriş yapıyorlar. Şu an görüyorum kendilerini. Plajdalar. Bu tarafa bakıyorum. Nereye tarafa bakıyoruz? Tarafa. Nereden giriyoruz? Burada da giriyoruz. Plaja giriş yapıyorlar. Gözlükten Keti de çok güzel gözüküyor. Niye yapıyorsun bunu ya? Bağırıyorsun, gösteriyorsun. Keti ile Orlando Bey, şey Legolas Bey girdi. Keti ile Orlando Bey. Çocukların adı yok, çocukları da var. Çocukları yok ya. Nasıl yok ya? Bebeği yok mu Keti? Evli mi onlar ya? Ne? Siz evlendiniz mi? Ben de aynı bu şekilde karşıladım işte. Sonunda. Abi niye yürüyorlar bu sıcakta? Çok saçma değil mi? Botları varken. Uçarak mı? Bot lan, şezlonga nasıl çıkıyorsun abi? O kadar paralar mı? Ayarlayıversinler. Onu da ben mi ayarlayacağım?
Legolas Bey'le Katy Perry Hanım'ı kucaklayın getirin buraya. Katy Perry Hanım'ın elbisesi ıslanmış birazcık. Bottan düşmüş hafif. Hafif mi? Şöyle olmuş inerken. Ha bir dakika, evli değiller yani. Nasıl bir ilişki üçgeni bu ya? Orlando Bloom'un Miranda Kerr'den olan çocuğu olduğu vakit Miranda Kerr ile Orlando Bloom evliler miydi? Evlilerse boşanıp tekrardan Katy Perry ile evlenmeden beraber olup ondan sonra yeni bir çocuk mu yaptılar, yoksa Katy Perry ile evlenmeye düşünceleri var mı? Hadi. Orlando Bloom da var ya, nafaka vermemek için yapıyor. Öyle olmuş. Esprime güldüğünüz için teşekkür ederim. Benim niye burada? Orada. Oradan duyuyorsun beni. Şuramı çip takmışlar. Hadi denize. Gördüm. Aa, Bodrum gece. Gördüm. Onu açtım Bodrum zaten. İkisine de baktım. Vallahi billahi. Aa, geliyorlar. Bak ne diyor. Oh pardon, çarptım birine. Birine çarptı. Ceyda'nın boyu kısa olduğu için şöyle tutmam gerekiyor. Şimdi dondurma almaya gidiyoruz. Biliyorsunuz tatilde bizim için klasik. İkiniz de çok tatlısınız demiş. Düşünsene, eski sevgilim ve yeni sevgilim yan yana fotoğraf atıyorlar ve ben altına şey yazıyorum. İkiniz de çok tatlısınız. Çok iyi hareket. Bunu yapalım mı? Klasik değil mi? Tabii, dondurma klasiktir abi. Sizin için ben bir top çikolata alıyorum. Çaklık. Bakalım dondurması güzel mi? Şimdi lokmacanın dondurması var. Ooo, önce çarşıya. Çarşı bayağı güzel. Blue Sofia 5. ayında hello diyerekten gelmiş Blue Sofia'm. Hoş geldin canım 5. ayın kutubu tatlı olsun. Nice nice mutlu 35'lerine 45'lerine inşallah. Ya, bre bak. Alalım boyları. Gözlere bak. Utanıyorum. Alalım boylarımızı. Isırsa şimdi ne olur? Niye ısırsın ya hayvan beni? Ya. Ben şimdi buradan köydeki evime hediye alacağım. Al. Ne alacaksın? Bunlar neymiş? Kabak. Bilmiyorum. Gerek yok. Geç. Aha. Boşuna turiste kakalamalık. Aa, mumu bakın. Burada kediler var. Aa, ne? Çok güzelmiş. Onu alayım. Bunu kendime aldım bu arada. Anneme almadım. Aa, nasıl da güzelmiş. Var ya, burası ya, ne pahalıdır biliyor musun? Bir kapalı çarşı, iki burası. Bunu artık eve götürür. Fırat bir gelsene. Aziz Allah. Nereye gelsin he? Nereye gidiyorsun? Gel gel. Şimdi Pelin'e sürpriz olacak. Oradan kaçtım biz. Bence en güzeli bu. En güzeli bu. Star Wars'lu bu. Bitmedi ya. Hiçbir şey almayacağım dediler. Ben şu an burada. Fenalık yani benimki. Hadi sana hediye almış. Ya. Ne diye düşürsene şimdi böyle kırısalın. Ya. Ne kadar tatlı olmadı yani. Bu kız. Tabii, neden öğretmiş bu kadar tatlı? Nereye gitti Ceyda ya yine? Şimdi Ceyda bu orman evine bir şeyler aldı. Ormanda evi buraları yanmış galiba. Galiba. Orman evi işte. Köy, orman köyü evi. Ha. O bitti. Yakında onun çekimine de gideceğiz. Orayı göreceksiniz. Hep yazıyor musunuz Ceyda'ya? Abla ev ne oldu diye. Çok güzel oldu. Hem de çok abisi garip şeyler oluyor. Onun vlogu gelecek. Ya biraz... Blue Sofia, artık bu abonelik kutlamalarını çok da şey yapmamak lazım. Bir gün kutluyor, bir gün ödemesini yapıyor falan. Ya o karışık. Onu çok da onun takma ya. Onun emekli kışlık fındık evi. Fındık Betül evi. Betül beklemez mi diyorsun ben Betül? Ben de iş güveysi style orada. Gideceğim şimdi. Niye alfalık işte görelim. Güzel olsun. Ne zaman göreceğiz evi? Bu ay çekerim. Bu ay çekerim ya. Göbeğim acıyor artık. Abi bir günde Kurtköy'e gelin artık ya. Tatile gelsem sana onu alırdım zaten. Öyle düşündüm. Çok teşekkür ederim. Hadi dondurma artık. Hayır, dondurmaya değil. Şuradaki yere de bakacağız. Bıktım ya. Şu kırmızı nar ne kadar güzel. Tamam Ceyda'cığım, abartmayalım. Arabada koyacak yer yok aşk. Buradan yiyeceğiz oğlum dondurma. Kaldırın Fırat, gel biz yiyelim. Zaten içerideler çıkamadılar hala. Kolay gelsin, hoşçakalın. Dondurmayı nerede yiyeceğiz? Tabii. Tabii ki de. Dondurmacı da. Zeytin de satılıyor. Hadi gidelim. Dondurma yiyecek miyim artık ben? Evet, gidiyoruz hadi. Dondurma... Lan gene geçtik dondurmacı. Heh, burası da dondurmacı. Buradan yiyelim. Bak burası güzele benziyor. Burası dondurmacıymış. Buradan yiyebiliriz. Olur. Artık dondurmacı. Mekan burası neresi bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor ya. Şunlar neyi görünüyor? Eyvah. Aa dondurmacı. Aa, aa soğuk baklava. Var. Yürüyün. Bir çeşit dondurmacı buldum. Dondurmanın şuradan böyle akmaması için böyle bak yolunu yapacak. Aynen öyle. Ben de öyle yiyorum bu arada. Bak şeklimi koyarım. Abi yemin ediyorum var ya, bir şey söyleyeceğim. Benim acilen bir araya gelmem lazım. Çok sevgili Fırat Bey'ledir efendim, Utku'yladır falan. Benim bir aynı düşüncelere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ben de mesela hani bu bir takıntı bu arada. Ya. İnsanlar dondurmasını yerken bu kadar iplemez belki. Ben direkt en altından şöyle bir 360 atarak yukarıya doğru çıkmaya başlarım böyle abi. Sadece o şekilde yerim. O dondurma akmayacak. O dondurma parmağıma değmeyecek. Değerse olay çıkar. Ayrı zamanda külahta da peçete tutmam. Yakışmaz. O külah o ten tene değecek, anladın mı? O külaha elim değecek. En sevdiğim yerde dondurmanın külahıdır bu arada. Öyle misin?
İyi bir dondurmacı şuradan aşağı indirmez bunu. Aynen öyle. Üstünü yer. Bu iş aynen öyle abi. Üstünden yerken alttan yalayacaksın. Mesela bak bu yanlış bir hareket, anladın mı? Burayı direkt emeceksin bak. Fırat abi aynısını söyle. Şurayı direkt emcükleyeceksin. Orayı böyle yalacaksın. Şeyi göstereyim bak. Yapamadı bak. Beceremedi. Yiyemedi oradan. Emelim orayı. Çabuk dön oradan. Evet dön oraya. Bir de amatör dondurmacı var. Külahlarına böyle dolanıyor bak. Aaa. Utku abi hayır. Dondurma ısmarladık. Evet. Aa Utku başkan. Eyvallah sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Yolcu ama külahta yenir. Gerçi ben kartonu yarım kiloluk dondurmalarını var, yiyorum hep. Kaşıklaya kaşıklaya ama. Bakayım gelatocu mu? Yok lokma yapıyor. Gelato dondurma yapmaz bu. Gelato. Gelato yapıyor. Abi galiba şurada birazcık dondurma kalmış. Gelato. Şurada. Hı? Bak bu gelato değil en azından. Ben gelatoyu daha çok seviyorum. Günaydın. Günaydın çünkü. Abi ev... Ay ev aşırı modern gözüküyor ya. Neyse. Şurası da çatısı değil mi? Burası böyle şey gibi. Ne deniyordu o? Aşağıya dubleks gibi bir ev böyle ya da tripleks gibi. Burası çünkü eğer girişi ise ki girişi gibi gözüküyor. Direkt girişte çatı var abi. Girişi alt kısımda. Aşağıya yürüyorsun yani. Şu çatıya var ya. Ay iki masa bir sandalye. Şey, bir masa iki sandalye üç sandalye neyse artık. Valla. Çok güzelmiş. Midem bozdum arkadaşlar. Tatilim zehir oluyor. Aa. Bir defalarca uyandım. Güzel bir sayesinde katlanmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun. Kahvaltıya gidiyoruz şimdi. Ters dubleks aynen. Bir değişiklik yapalım dedik. Fırat dede hasta. Dedeciğim. Tut yavrum. Arkadaşlar hafif bozdum be ya. Fırat biraz bozdu. Mahallenin muhtarı da buradayım. Şu iyi bari öğrendiğim iyi oldu. Mahalle abi, muhtarı burada. Orlando Bloom burada. Tam gelirken ev bulduk biliyor musunuz? Kurtköy. Zaten öteki evin turu 45 tane YouTube kanalında evet. Yayınlandığı için yeni evin turunu biraz geciktirelim artık. Yeni evin turunu biraz daha az YouTuber'la paylaşmayı düşünüyorum. Ne ev turu çektik be şu kanalda? Bu kadar da kalabalık değilmiş lan zaten buraya kadarmış. Abi dün çok kalabalık zannettiğim şey 3 sıralık park yeri varmış sadece. Sen çıkmayız neyiz. Hadi girelim bakalım. İstiyorsanız kahvaltıyı bir gösteririz Bodrum'a. Yok be Ensar öyle değil bence. İç tarafı öyle değildi yani. Tamamdır. Ne olur böyle ya? Hayretine benzedim şu. Hayrettin, ha, merhaba. Utku sen sandım. Merhaba. Hayrettin falan diyordum. Ne oluyor ya? Dur, nerede benim? Anahtarım. Anahtarım. Rezil oldum ya, dur. Anahtarı mı alacaksın abi? Buyurun. Utku'ya gidecektim, diyecektim ki Hayrettin'e benzemiyor. Vale mi? Saçımla diyecektim. Ay hiç Utku, sevmem vale. Cancık Utku, bembeyaz giyiyor. Arabayı şey güzel kullanmıyorlar genelde. Cancık niye vale gibi giyindin beyaz? Beni rezil ettin şu an. Adam da beyaz giymiş. Döndüm böyle, kafayı kaldırdım. Şöyle yaptım. Utku Hayrettin. Ana dedim bu kim? Ay. Şeyler var almalık. Ne eyvah ki ya. Kahvaltı masrafıyla geldiğimiz şeyden. Alırım ama. Hadi bakalım. Ama çok güzelmiş hakikaten. Çık işte buradan bir sürü şey. Dur pozisyonu değiştirdim. Kendime hazırladım yeni ürünlere. O ne be? Oha. Bir şapka ne ya bu? Bir tane şapkam var o da bu. Santa Cruz. O kadar beğenmedim ya yoksa kesin alırdım biliyorsun. Gerçekten mi ya? Mavi o vüt gelişi olmamış ama ortası çok güzel aslında. Mekan çok güzel şöyle. Evet, şimdi bağırsak sorunlarıyla çözmenin yolunu gösteriyorum. Kahve, limon suyunu boşaltıyorsunuz abi. Çok aynen. Oldu mu? Yalnız hakikaten. Yapacak bir şey yok. Bunu normalde bir kaşık falan veriyor insanlara. Bu çok fazla ya. İçemeyeceğim Ceyda, çok zor. Bu kadara gerek yoktu çünkü. Çay içer gibi işte. Abo. Çok iştirmek. Abi limon o kadar güzel ki. Hiç acısını yok etti yani. Sabah mide, bağırsak hepsi toparlanacak şimdi. Mrs. Zeyr az kaldı bakayım. Sağlık tavsiyesi. Az kaldı. Sıkıntı yok. İyi de dibinde kaldı bunun. Sonra Fall Guys. Yavrum. Koyduğu bütün kahve yazık oldu. Burada duruyor. De biz başlayalı ne kadar oldu acaba? Aa merhaba PlayStation 5. Gelsene bir tane deneyim seni. Damla damlatılmaz mı bu şey? Hayır yavrum o senin evet. Küçük miden için. Bakın burada ne buldum. Gerçek bir İzmitli. Şu küçücük simitle mutlu olabilir. Bu da simiti kendine ait zannediyor ya. Ben çıldırıyorum. Yani. Wasabi çok var severim. Şurada. Wasabi değil aşkım. Wasabi. Bildiğin wasabi o. Ortamda tek bir sucuk kaldı. O yüzden bunların arasında bir gerginlik var. Şu sucuğu kim alacak gerginliği? Ve Cancık Ceyda kapıyor sucuğunu. Benim sucuğum da çek. Kızlar güneşlenirken burada oturuyoruz. Klima var. Sizin izlemiş olduğunuz Cuma günkü sitem videosunu kurguluyor. Hello, herkese merhaba. Arada böyle yapsam eski video işlerim. Patladı. Aha. Ya seni koruyorum artık. Neyini koruyorsun? O değerli karpuzu şey için. Bir tatil klasiği. Düşündüm, mantıklı geldi. Babalarımız tatilde hep denize bırakırlardı. Ben de havuza bırakacağım. Patlar mı? O çok nasıl? Güzel içine.
Batmıyor. Aa geri geldi. Şöyle bir müdahale edeyim. Bir şey söyleyeceğim. Neden? Neden? Benim de canım karpuz çekti. Bir de bu aralar çekirdeksiz karpuza çok sardım. Ben hiç sevmiyorum çekirdekli yemeği. Çekirdeksiz karpuzlar da eskiden kötü oluyordu da şimdi güzel çıkıyor valla. Soğusun diye mi? Oğlum dolaba koy. Niye soğusun diye suya koyuyorlar ki? Dolaba koy. Havuz bir de klorlu olur ayol. Havuz dediğin şey klorlu. Güneşte soğur karpuz mu arkadaşlar? Şimdi beni dalga mı geçiyorsunuz benimle? Dolapta ya arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Kardeşim bizde de karpuz var. Jekyll ve Hyde. Twitch Prime ile 6. ayında herkese iyi bayramlar demiş. 6. ayın kutlu olsun Jekyll ve Hyde. Darısı inşallah 66. aylarında diyelim iyi bayramlar sana da. Hemen arkasına. When I Am Morgoth 23. ayında Adana'da asfalta koy karpuzu buz gibi olur demiş. Allah Allah. 23. ayı kutlu olsun. Hep işte yeni yeni şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Bilim. Bakın işte bilim. Hakikaten bunu bilmiyordum mesela ben. Vallahi de bilmiyordum. Güneşe karpuz koyunca karpuzun soğuduğunu ilk defa duydum. Peki bunu bilim nasıl açıklıyor? Çünkü eğer bunu bilim açıklayabiliyorsa bence net bir şekilde karpuzdan kıyafet yapmalılar insanlar yazın giysin diye. Bu kadar. Nasıl? Çok mantıklı değil mi abi? Yazın herkes sıcaklıyor. Dışarı çıkacaksın. Her yerde klimayla gezemiyorsun. Ne yapacaksın? Karpuzdan kıyafet yapacaksın. Bir ritüeldir bu öncelikle. Video başında da havuzun tuzlu olduğunu söylediği için klorun olduğunu sanmıyorum. Bence yok olamaz ya. Havuz tuzlu olmaz abi. Havuz klorlu olur. Yani havuz tuzlu olsa pislenir belli bir zaman sonra. Orada biraz tuzludur belki de. Abi piknikte karpuz soğuk olsun, soğuk kalsın diye suya bırakıyorlar. Tamam. Olur bilgilendik. Olur. Ben ameliyana oldum ya. Omega. Dondum. Yapma. Dondun mu? Abi su yemiyorum. -35 derece. Yapma. -35 mi? Yapma canım. Evet tamam. Omega. Uy. Niye mi çalışmıyor bu? Nereden uzuyordu? Sonsuza kadar gidiyor galiba. Çektim. Boyundan büyük işlere kalkışıyorumdur. Hadi bakalım. Bir takım havuz problemlerimiz var. Öncelikle sakin oluyorsun havuz. Çok dert etmiyorsun. Bazı şeyleri kafaya takmıyorsun. Meditasyon yapabilirsin. Anlıyorum içindeki sıkıntıları. Bak sorun değil. Hepimiz yaşıyoruz. Lotsiyen hoş geldin. Havuz problemi çözüyorum. Ceyda gel şu şişeleri gel. Bunu nasıl indireceğim ben? Dün Ceyda'cığım buraya cancık yazdım. Şişirince evet. Daha güzel olacak. Bunu herhalde takıyoruz ve basıyoruz pompasına. Doğru mudur? Havuz problemi şakasına puanım 10 üzerinden 9. Rıhtılar nasıl çalışıyor aktif? Sorun şu abi. Sen bunu almışsın ama. Hakikaten orada video burası. Öyle bir video ki. Ya Utku buna muhtemelen saatlerini falan vermiştir yani. Videonun böyle bir ilerisinden bir kesit var, bir gerisinden bir kesit var. Ya mesela bilmiyorum ya. Çok emek, çok emek anam, çok emek. Dere kenarlarındaki piknik alanlarında buzdolabı olmadığı için dağda ben herhalde hiç piknik ben cahilim. Ben şehir çocuğu olduğum için galiba ben anlamıyorum böyle şeylerden Onur abicim. Ben sorunu buldum. Sorun sizde değil. Sorun bende. Arkadaşlar, sorun bende. Şöyle. Her yerim cancık bulaştı. Şişiyor, şişiyor hemen olacak o birazdan. Yavrum bu bitmez. Şişiyor, şişiyor ben görüyorum. Aşkım bir milim kıpırdamadı bu. Erva bak sana görev. Yaz bitene kadar, ta Eylül'e kadar ara sıra böyle haftada bir, tamam mı? İki haftada bir, neyse artık. Gidiyorsun, bir kiralık ev bakıyorsun daha önce baktığımız gibi ucuza. Bir de şişme şeyler indirime girerse haber veriyorsun canım, tamam mı? Erva, Zeynep, ikiniz de fark etmez. İstanbul'da Eylül ayında Hot Top yayını geliyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, muhtemelen Eylül'de gelir yani. Hatta bir bakmışsın, 15 Eylül'de doğum günü Hot Top'ı. Nasıl? Tamam Zeynep, sen iletirsin ona. 15 Eylül doğum günü Hot Top'ı. Bayağı güç harcayacağım bir şey. Mis gibi fikir. Eliksiyonum hoş geldin, iyi bayramlar. Pompalım, şu elektrikli pompalım. Elektrikli pompa. Ama bununla da şişer normalde. Tamam hadi o zaman Migros'a gidip pompa al gelsen.
Şimdi. Evet, şimdi hem Cancı Şirin için pompalmaya geldik. Hem de Utku ve Pelin'in güzel bir akşamını hazırlayacağız. Var var, Berk bineceğiz, buza da bineceğiz. Aynen, bonfile alacağız. Köfte istiyorlarmış. Mangalda köfte yapayım size. Ben şimdi meze alayım buradan diyorum. Eyvallah, olur abiciğim, olur. Merhaba. Tamam, bir de tatlı yapayım ben onlara. Tatlısını ben en üzerinden yapacağım, merak etme sen. Nutella aldın değil mi? Evde Nutella var. Tamam, normal kırma çikolata lazım bana. Bir tane de helva keselim şöyle yandan. Şöyle bundan aldım. He, maşam yok benim. Alın al. Evet evet, şişirme pompa. Maşa değil abi ama. O maşa yani mangal maşası değil. Best way. Hah, ucu böyle olacak işte. En iyi yolu diyor. Şöyle bir şey Utku. Hakikaten ha, ciddi söylüyorum bu arada. Doğum günü hatta bu neden olmasın ya? Keyifli olmaz mı? Doğum günüm 15 Eylül mesela. Bakarım, eğer fiyatlar hala ucuzlamamışsa yapmam. Fiyatlar ucuzladıysa. 15 Eylül. Ne zamana denk geliyor 15 Eylül? Dur bakayım. O da önemli. Hafta sonu olması çünkü benim için daha rahat olur. Ya 15 Eylül çarşambaya denk geliyor. Yani... Eğer böyle bir senaryo yaparsak 15 Eylül'de hattap olur, atıyorum mesela, velev ki 16 Eylül boş gün yaparız. Bir günde dinleniriz mekanda mesela gibi. Ya da 18'inde yapacağız. Bir bakarız ya, ama daha zaten yer mer bir şey bulmadık. Yapacağımız kesin, ona bir kere söz verdik çünkü, bilmeyenler varsa. Ama ne zaman olacağı kesin değil, onu da çözeriz ya, hallederiz. Gidersin. Açar. Püsküllü. He? Sizce bununla şişer mi? Şişer diyenler çok gibi. Ya şişer de. Tamam Erva. Evet, alacağımızı aldık. Abi benim de Mustafa. Bugün inanılmaz sıcak. Böyle bir şey olamaz. O yüzden yok. Şu kadar rüzgar esmedi. Utku ile Fırat da kurgu yapıyorlar. Hem yeni videoda spoiler olur. Spoiler. Ne yapıyorsunuz abi? Hello. Vay be. Biz dışarıda yanalım. Cyberpunk'u. Yavrum biz de çalışıyoruz burada. Sponsorumuzu test ediyorduk. Anlat bakalım. Hı? Anlatacağım zaten. Senin söylemene gerek yok. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi anlatayım. Arkadaşlar, Game Plus'ın serverları Türkiye'de olduğu için düşük gecikme var. Rahat rahat kompetitif oyun oynanır. 15 megabit üstü 720p, 25 megabit üstü Full HD'si, RTX'i, ne istersen var. Oyunun size ait olması lazım. Sizde olması lazım oyunu. Steam ya da Epic kütüphanenizle eşleşip oynattırıyor. Bunu sadece anlamadım. Herkes ayrı bir bilgisayar mı veriyor? Ben beynim algılamadı bunu, nasıl bir sistem bunu. Bilenler yoruma yazsınlar. Onun teknolojisini çözemedim. Denemek isteyen varsa öncelikle bedava paketi var. Basic. Giriyorsun. 1 saatliğine deneme hakkın var ama sıra bekliyorsun. Para verirsen premiumsun. Bütün özellikler açık. Orada ben bunu hiç daha deneyemedim. Bakın zaten. Ama güzeldir. Fakat bir aylığı yerine 3 aylık daha mantıklı. 3 aylıkta çok iyi bir indirime denk düşüyor. Kanus, hoş geldin. Bir de telefondan, bilgisayardan, tabletten, televizyondan oynayabiliyorsunuz. Televizyondan. Kol takıp televizyondan. Ha. Ya da telefona da kol takabilirsiniz. Olmadı derseniz burada böyle kol işaretleri çıkıyor. Oynayabiliyorsunuz. Oha. Siz nasıl oynuyorsunuz burada? İnternet mi internet? Öyle şeyler yetiyor mu mesela? Ya mesela ne anlatıyorum ben? He, onu mu anlatayım? Biz biraz daha oynayalım. Şey yapalım. Zaten nereye oynarsan oyna aynı yere çıkıyor sonuç. İyi, ben gidiyorum o zaman. Hadi biraz daha oynayın. Daha sonra herkes işinin başına. İşimizdeyiz zaten. Şimdi deniz yatağı, cancı. Bunu aldık. Bunu şişeceğine inanmıyoruz. Hadi, hadi bakalım. Cancık gel. Bakalım. Ben de kendime flamingo istiyorum bu arada. Ucu olursa şişer. Olmazsa şiş. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunun gösterdiği ucu burada yok. Nasıl? Ve ya bu cancık şişmezse ben çok üzülürüm. Abi ama bunu kaç 150 kilometreden getirdik ya. Gerçekten cancık derim yani ben bunu. Adını can mı yapsak? Belki o zaman her şey düzelir. Bir dakika, dur bakayım. O da olmaz. Olur olur. Vallahi şişiyor cancık. Akordeon çalıyormuş gibi gözüküyor. Şey değil mi? Doldukça şişirmesi zormuş. Yorulunca bana ver. Kafası göründü. İşin abi o kol kasları galiba. Boşuna nasıl yapmadın. O kol kaslarını boşuna yapmadın. Gösteriyor bu kol kaslarını. Çıkartıyorum, onu da kapat. Ne yapacağım? Çabuk ol. Kapat. Tamam, kafası geldi. Şimdi. Ha, ayrı ayrı. Aa, ben diyorum ne var? Yeri varmış. Hayva. Önce burayı şiş. Tamam oldu. Ha, bunu böyle içeri mi sokuyoruz? Evet evet. Oha, girdi çok mi? Mantıklıymış. Hayır. Evet. Bu cancığın orta bölümü arkadaşlar. İç organları. Burası kolay şişecek galiba ha. Bu akordeon gibi gözükmüyor mu ya? Biraz öyle gözüküyor. Flamingo'ya ben isim bul abi. Bazı şeyler var arkadaşlar. Mrs. Zehir'cim. Şimdi ben öncelikle burada durdurmayayım videoyu. Ay çok kötü yanmışsın. He? Amele. Öncelikle tarzı. Videoyu bir burada durdurmayalım. Doğal seçim. Buraları bir geçelim doğal abi. Doğal seçelim. Doğal giyim yani. Güzel. Bugün yakacağız artık bu kalanını. Evet. Böyle tutayım mı? Geç. Kılına yakıştır şöyle. Ya da sakalına takabilirsin. Bir şey söyleyeyim, hakikaten bunları izlemek bize sıkıntı olabilir ha. Tam emin değilim ama. Neyse, ben şeyi söyleyecektim. Flamingo'ya isim bulma olayı çok kolay. Ben zaten Hattap yayını yaptığım vakit o flamingoyu ismini 2000-3000 bite satarım. Anladın mı? Direkt ticari zeka.
Her şey parayla. Paranın köpeği olacağız o yayın, anladın mı? Hattab klasik yani. Nasıl Hattab yayın yapıyor insanlar? Biz de aynı şekilde yapacağız. İsimlerinizi yazacağız kolumuza, oramıza, buramıza, biliyorsunuz ki. Ama Flamingo'nun ismi Firdevs olsa da güzel olabilirmiş Rayo. Evet, o da mantıklı. E öyleyim Berk. Kim öyle değil ki? Aşağı ver. Aşağı ver. DHB Revenge. Hoş geldin. Tamam. İşte bu abi. Bu mu ya bu? Tamam hocam, çareler tükenmez YouTube'da. Devam. Biraz akordiyon. Acayide ilgilene kadar ekleyin tak. Hayret bir şey ya. Ben gerekmiyor demedim az önce. Ama bunu var ya, böyle yapmak daha zor abim. Yapma, gösterme artık şu kaslarını. Tamam, bak gözlerimiz acıyor. Bu tarafta. Duyuyorum oradan, geri veriyor. Behzat az Betül. Olamaz lan, yok yok. Lokalizasyonla beraber Behzat nedir ki Betül? Behzat 50 lira lan. Bir tane bikini alsak ki bikini değil de mayo yani bizde. Bir tane mayo zaten 100 lira kaç para yani. Bikini değil mayo bu arada. Yok, şişmiyor vallahi. Başka bir tane daha mı var acaba? Hani oradan açtık o tarafından. Hayır. Patladıysa ben şu an var ya bak. Çok sinirlenirim bu canlı. Abi devam. O kadar kolay olmaz zaten o. Anneciğim özür dilerim. Afiyet, onu konuşuruz. Bir, sıfır. Gel Ceyda'ya biraz. Onu konuşuruz. Biraz yerden çok kötü oldum şu an. Sırttan nasıl yanığım? Sırt devam. İyi. Sırtta bir şey yok. Şişiyor aşkım. Devam. Look at this, look at that. Cancık kanatlarına cancık yazdım. Orası inşallah şişecek. Benim kaslarım nasıl? Parçalıdır yalnız arkası. Yukarı çık, yukarı çık. Bir de yukarı çık. Çok çık. Çok dalar. Şuna bak bir de. Bak. Şu çıkıyorum. Son parçayı şişiriyorum. Tamamını kendim pişirdim. Changing into cute pişirdim. Mayo, evet. Pişir kendini. Cancıkla beni bir çek. Ya öyle bir mayom yok ki Nazlıcan. Ha? Hadi. Taşıyorum canciyi. İnşallah canciyi çiçekli mi çekti olacak ama. Aylarca çiçekli mayo. Havuzda şey yüzüyor. Aynen. Oğlum karpuz soğuyacak. Karpuz yüzüyor. Bin yıldır. Ay, arkada uzaylı gibi duruyor. Bakın. Arkadaşlar cancığa geçiyoruz. Evet, cancığa geçiyoruz. Geliyorum cancıklar. Gel bakalım cancık kardeşim. Yani var ya, çıkacağız oğlum. Buna çıkması da zordur diyecektim. Kaçın ya. Ben onu tutamam. Bir, iki. Tamam, bir dakika dur. Atla. Bak işte bu. Zeka power. İyi misin aşkım? Koluma geldi kesin koluma. Ama çıkmıştık aşkım, bu şekilde olacak ya. Leoparlı mayo da olur inşallah. Onu da alacağım inşallah. Razrot hoş geldin. İyiyim canım, senden ne haber? Cancıya ters bindim ama olsun. Günaydın. Evet. Anlat ya. Bunlar bugün ikisi bir içe gideceklerdi Utku'yla. Ama Utku sabaha kadar oturup video yetiştirememiş. O yüzden gidemediler. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Sonra yine havuzdayım, yine havuzdayım. Mutlu çok mutsuz tabii. Kaderini sorgulamaya gidiyor. Nereye gideceğiz kahvaltıya? Yine aynı yere. Günaydın herkese. Mutlu bir sabah. Çok iyiydi bu arada. Ben çok tebrik ediyorum. Ben de aynı öyle şarkı söylüyorum yayın başında. Sabah seslerim. Çok estağfurullah. Şeye gidelim mi kahvaltıya? Dedik ya gidiyoruz. E ben hazırım, hadi giyin yavrum. Görmüşsün yine karşımda. Hadi yavrum. Hala mı ameliyatayım? Evet, senin bu bölgede biraz yatman lazım. Hazırım. Ya bir dakikada hazırlanmak. Kahvaltıdan döndük. Kahvaltıyı çekemedik çünkü caz müzik çalıyorduk kahvaltı yerinde. Burası da böyle ne bir güzel işte. Şükür şükür. Cancığı buraya koymuştuk uçmasın diye. Şimdi cancığı suya indireceğiz. Bugün aslında dördüncü günümüz. Diyeceksiniz ki abi iki gün mü kaldınız ama işte. Dördüncü günümüz değil bu arada. Kaç? Altıncı günümüz. Bu da böyle serseri serbest stilimiz. Birazdan ameli yanıklarımı düzeltmek için denize gireceğim. Şurada bir siyah bir şey var, onu ya. İstanbul'a kadar gitmeyi düşünüyorum Ceyda'cığım. Evi taşıyorum şu anda. Evi ileriye doğru götürüyorum. İnşallah İstanbul'a doğru birlik gideceğiz. Birlik şakalar. Ceyda! Gerçekten çok soğuk. Yapma değil mi? Tişört beni sana aldım. Yapma karıcığım, yapma. Anladın. Karıcığım yapma, yapma. Maşallah vallahi bozulmasın mutlulukları diyelim. Aşkım özür dilerim, su atacaktım. Abi çok soğuk. Su çok güzel ha. Geri git, belini atla. Bu karpuzu gitmeden yiyecek miyiz? Hayır. Şu an bu karpuz neye benzedi biliyor musunuz? Kurbanlık koyun getirirlerdi ama alışır. Keseceği zaman üzülürdün ya, öyle oldu benim için. Bu benim için bir havuz arkadaş.
Ceyda yanınca çok dışarı oluyor. Bip diyeyim bana. Bip. Bütün suyu bana attın. Evet arkadaşlar, şimdi suda bunu oynayacağız. Benim de kutlara oluyor. Ah. Çok hızlı. Hadi gir suya. 7-7'ydi değil mi? Aa, vallahi basmıyor. Aa. Alsana oğlum suyu. Benim kartım basmıyor. Arkadaşlar, elimi göstermem lazım. Bazı kartlar batıyor abi. Tek bir sorun var. Bunu nasıl koyacağız? Bunu karpuzun üzerine koyuyorum. Hadi bakalım. Aynen. Başınıza güneş mi geçti sorusu çok iyi. Açtım. Ceylan tamam. Sende. Ne yaptın? Ceylan. Ne yaptın değil ya. Oho. Kaç o? 9 mu? Mavi. Mavi. Dur. Şunu atacağım. Yalan, ben oynamıyorum. Yemin ediyorum içerik gibi içerik görüyor musun? Instagram'da gördüğünüz her şeye inanmayın. Instagram'da bunun su üstünde oynuyorlardı. Hiç alakası yok. Aaa. Yalnız şey çok garip ha. Bazı kartların batıp bazı kartların batmaması. Çatır çatır batıyor arkadaşlar. Bu bilim değil bu. Nalgal. Çek beni böyle çek. Şu bir iki. Evet evet Polen kesinlikle öyle. Bir içerik çektik Ceyda'yla. Üzerimizdeki kostümlerden acaba ne olduğunu anlayabilecek misiniz neyse. Öyle bir yorulduk ki dedik ki abi biz eve gidelim. Biraz yatalım dinlenelim. Pelin'le Utku'yu bir tane sahile bıraktık. Camel Beach diye bir yer. Deve plajı diye geçiyor galiba. Bayağı yanmışlar yalnız. Güzeldi ama dedik ki biz duramayacağız. Çünkü sağımız solumuz her yerimiz ağrıyor. Hamlaştık. Eve geldik. Dinlen ben uyudum uyandım. Beni aradı Utku. Bizi geri alın. 40 dakika mesafeden geldi. Geri dönüyor şimdi bunu almaya. Böyle bir şey yok. Cancıktır bu ha. Şimdi tekrar gideceğiz. Tatilimizin son günü. Yollarda geçtik. Niye bunu alalım, giydin gelin. Bir daha sıcak? Devamlı olsun diye düşündüm. Hadi gidelim alalım hadi gidelim, gelelim. Deriden yandı değil mi? Buraya insan bir şey koyar Fırat yani. Yine offroad gibi yollarda gidiyoruz ya. Bak Utkucuğun da yazdı. Utku mesaj yazdı. Ne yazdı bakalım. Hadi abi gelin abi. Utkucuğun şöyle dedi. Yak resince haber ver Fırat. Yanıtlamak istiyor musun? Servisiniz geliyor efendim 22 dakika içerisinde. Teşekkür. Araba mesajı mı okuyor? Bizim araba geri zekalı. Bizim araba daha navigasyonu doğru düzgün gösteremiyor bazen. Teşekkür ederim efendim. Arabanın içi kum dolu ya. Nasıl oluyorsa bu. Yazlıktayız ya. Deyda. İstifa ediyorum bu kanalı. Al şunu. Ediyorum abi. Ayrı benim yerime başka çap çap reis bulursunuz. Bengum Kaan hoş geldin canım selamlar. Yeni kanal açacağım Super Bros. Super Bros. Maske. Rezil ettim bak millet bana baktı rezil ettim. Evet tatilin sonuna geldik. Eve dönüyoruz. Aa, herkes çok mutsuz. Hazırız. Ben hazırım. Sen de hazırsın. Hadi bakalım gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya burada mı kamera? Bir chatte bir alkışlarımızı duyuyorlar alalım mı? Bir renkli bile bilmiyorlar. Siyah ve şey siyah beyaz mı diyorsun? Ne diyorum ben? Burada niye döndürdün? Şimdi bir şey söylemeyecekmişim madem. Döndür diyorsun bir şey söyleyecekmiş gibi. Bir chatte alkışlarımızı alalım. Hem bu mükemmel 51 dakikalık muhtemelen kurgusu saatlerce süren video için hem de benim bu videoyu yaklaşık 1 saatte izlediğim için bir chatte alkışlarımızı alalım. Gerçekten kendimi ve videoyu tebrik ediyorum. Ben ne ara uyandım, ne ara yola çıktım? Mikrofonu... Karışık şu an. Bir dakika mikrofon... Bir... Abi konuşamıyorum ben ne ya? Ha! Benden mi geldi bu? Evet. Bunu böyle yapınca geleceğini düşünemedim şöyle yaptığın zaman. Yapma! Kaça aldın? En az 3 haftalık. Vay da... Bir saat 20 dakikada mı izledim? Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı başarılı bence. Like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Yanıtlamak istiyor musun? Ne kadar güzel okudu tamam, bu ya. Hepsi bu kadar. Benden güzel okudu bu. Sanki Türk Dil Kurumu'ndan mezun. Hocam çok güzel video oldu. Ben. Tebrik ederiz. Sağ olun. Sonu çok güzelmiş. En sevdiğim yer sonu bundan sonra. Çocuklar için eğlencenin en ben güzel de. Hali hepsi buradadı. Dur ben de katılmak istiyorum. Bir saniye. Yalnız benimkisi biraz bariton çıkıyor. Ama yine de fena değil. Oh yemin ediyorum.
böyle bir mutlulukla karışık bir rahatlık gelmiş bulunmakta. Gösteremem chat. Gösteremem, yasak. Yasak, şeyi de gösteririz yine, o bizim bahsettiğim kendime özel yapacağım içerik var ya, ismi hat tüp olan. Onu da gösteririz. Evet.